Gençler namazı da oluyor. Ben buradayım. Sana dua edeyim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم كاذبون هم الفاسقون صدق الله العظيم وقال النبي عليه الصلاة والسلام من أحب شيئا أكثر ذكره وفي رواية آخر حبك الشيء يعمي ويصيبه وفي رواية آخر آية المنافق ثلاثة إذا كذب إذا حدث كذبا وإذا وعد أخلفا وإذا ائتمن خانا صدق رسول الله فيما قال أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام رسالة قدسية بدون آداب أهل الله سكوت إت gözünü yum iki alemden hemen git. Ayakla nefsine bas, şaha gel git. Sivai aradanat hakka gel git. Hemen dergâh hakka gel git dedim. Cemali ba kemali seri dedim. Evlâ-ı Teâlâ Hazretleri öncelikle kılmış olduğumuz namazı dergâhını kabul ve kareyn eylesin. Amin. Bundan sonra hayatımız boyunca kılacağımız namazlarımızı rızasına uygun bir şekilde şartlarına uyarak makbuliyetini bizlere nasip eylesin. Özellikle de cemaatle eda edilmemize de ihsan eylesin. Cemaat meselesi mühim. Şimdi bununla alakalı Allah nasip ederse sohbetin konusu Allah Celle Celaluhu malumunuz 6666 ayet indirilmiş. Bu ayetlerin içerisinde Allah-u Teala kafirlerden bahsetmiş. Münafıklardan bahsetmiş. Bir nevi de müşriklerden bahsetmiş. Kafirlerin bir nevisi olarak. Bunları bize niye bahsetmiş? İbret alın, sizde bu vasıflar bulunmasın. Onlarda bulunan vasıflar, onların yaptıkları fiillerin neticelerini ve neticede ne olduklarını, hangi azaplara düçar olduklarını bizlere haber vermiş. Kur'an-ı Kerim birçok yerlerinde bu mevcut. Allah nasip ederse sohbetin ilk bölümünde ayetlerle alakalı bölümlerde bunlardan kısaca bahsedilecek. Ondan sonra da müminde olması gereken vasıflar. Malumunuz çoğu biliniyor da bilinmeyen tarafları veyahut da bilinenleri hatırlatmak amacıyla inşallah böyle bir karşılaştırmalı kısa diyemeyeceğim. Orta halde bir sohbet yapmaya çalışacağız inşallah. Risale-i Küsri ile alakalı günümüzde en çok başımıza gelen diğer internet mecralarında da herkesin başına iç açan bu konuşma mevzusu. Sükut duramama, kendisine hakim olamama kavgaların asıl sebeplerinden bir tanesi. Yani birçok yerde başımıza iş açan mesele sükut durma mevzusu. Hadis-i şerifler de zaten Allah nasip ederse mevzumuzla alakalı hadis-i şerifler olacak. Allah-u Teala bilmediklerimizi duymaya, duyduklarımızla da amel etmeyi üzere muvaffak eylesin. Amin. Yani önemli olan bir edebimiz olmalı. Buraya geldik Timur Hoca Hoca'nın ifadesiyle. Ya burada bir sohbet varmış ya, dinleyelim de bir işte takılalım manasında değil de, bir vaktimiz burada geçsin değil de, buradan amel etmek için bizde olmayan vasıfları kazanmak amacıyla bizde ne var ne yok. Bunları tespit etmek ve ondan sonra işe girişmek. Hangisi bizde yoksa onu elde etmeye çalışmak, hangisi varsa onu korumaya çalışmak. Ya bu bende var deyip kenara çekilme yok, bunu korumayı nasıl korurum? Bu özelliğimi nasıl korurum? Namaz kılıyorum zaten ya, hoca bana namaz kıl diyor. Ayet-i kerime namazdan bahsediyor. Bu sana ayet-i kerime hitap etmiyor değil. Sana bana namaz kılanlara ayet-i kerime namazı düzgün kıl, namazı kılmaya kendini muhafaza et, buna devam et. Nice namaz kılanlar var, sonra vesile kafir gidiyorlar.
Ne yazık ki. Veya da nice namaz kılanlar var surete ama adamın imanı kalbinde değil. Adam sıkıntıya girmiş, bir ayet-i kerime inkar etmiş. Ya da bilmeden, fark etmez. Yani İslamiyet'in Allah Celle Celaluhu kesin var dediği şey yok demiş adam. İçki nasıl helal haram olur demiş. Misal, bu devirde faiz mi haram olur ya? Diyen adamlar ne yazık ki bu abdesti namazı insanın esasında mevcuttur. Mevla Teala bu beladan cümlemizi bütün ümmeti Muhammed'e korusun, muhafaza eylesin. Amin. Amin. İlk olarak yani ben kısaca 5 özellik kafirler, münafıklar ve müşriklerle alakalı yani zihnime gelenleri toparlamaya çalıştım. İlk olarak kafirlerin Kur'an-ı Kerim'de, münafıklarında baktığımız zaman da Mevla Teala onlar hakkında Abdülhamid, konuya girmemizde Risale-i Kutsiye manada verelim. Risale-i Kutsiye'de sükütle alakalı. Budur adabı ehlullah, süküt et. Ehlullah'ın Allah Celle Celaluhu'nun özel dostlarını, has dostlarını, kendisine has dostları vardır. İki türlü velilik vardır malumunuz. Allah herkesin dostu mudur? Ayet-i kerimine sabit. Vallahu veliyyul müminin. Allah Celle Celaluhu müminlerin dostudur. Mümin kimse, kim mümin olursa, kim Müslüman diyorsa bu Allah'ın dostudur. Bunu velayete âmme denilir. Yani genel bir dostluk. Hani bizim genel bir arkadaşımız olur, bir de dostumuz olur, 10 tane dostumuz varsa bir de bütün her şeyimizi bilen bir kişi olur veyahut da 2 kişi olur. Buna da hususi dostluk. Ayet-i kerimelerden, diğer hadis-i nebeviyelerden çıkan, işte Mevla Teala'nın romantika da böyle yavdi diye başlayan Hz. Kutsi'sinde bahsettiği, ben onların tutan eliyim, duyan kulağı olurum, yürüyen ayağı olurum dediği has dostlara vardır. Sücud etmek kimin adeti? Kimin yaptığı sünnet, ehlullah'ın, hangi ehlullah'ın? Malumunuz zaten bütün Müslümanlar yapmadığına göre genel olan Müslümanların adeti değil. O zaman has Müslümanların, has velilerin, Mevla Teala'nın özel dostlarının adetidir. Biz genel dostuz, bize şimdi düşen nedir? Hususi dost olmaya çalışmak. Bunun adabı ehlullah, sükut et. Sus. Susmak kadar insanın üstünden yük alan bir şey yoktur. Kimse sana sussun diye, genel olarak hayatımızdan bahsediyorum. Sustun diye kimse sana kızmasın. Kızmamalı. Kızıyorsa yanlış yapıyor. Çok konuşmak çünkü ne? Merkez olarak kelamuhu, kesurası sakaluhu. Kimin kelamı çok olursa, ayağının kayıp düştüğü yerler, yanlış yaptığı yerler çok olur. Malumunuz zaten, genel olarak halkımızda en aşağısından bahsedeyim. 10 kelimeden bir tanesi argo olarak ifade ediliyor. Allah'ın sevmediği ifadeler, Resulullah'ın hoşuna gitmeyen ifadelerle insanın hocalar varken yanında söyleyemediği. Adam diyor ki, gidiyoruz esnaf ziyaretine, şimdi hoca var yanında sana kötü bir şey söylemek istemiyorum. Hoca gitsin görüşelim. Yani hoca varken yasak, hoca yok olunca serbest oluyor. Yani adamın bir saygısını, hürmetini ifade ediyor hocaya karşı, dine karşı ama bu her zaman hoca çıktıktan sonra da olması gereken bir özellik, bir yasaktır. Gözün yum iki alemden hemen git. Ne demek? Yani yine bu ehlullahın, yani has olan ehlullahın özelliklerinden cennet, cehennem, cennet, cehennem bir dünya. Bunlarla gözün yum. Bunlarla işin yok senin. Kime git? Allah'ın zatına. Yani cennet için namaz kılma, cehennemden korktuğun için namaz kılma, oruç tutma. Ne için? Sırf Allah bana emretti mi bunu? Ya beni yaratan, beni yoktan var eden, beni seven ve beni bana kendisini sevdiren Allah için namaz kıl. Ne yap? İki alemden de gözünü yum, onlara bakma deniliyor. Ayakla nefsine bas, çağa gel git. Nefsin istekleri var, şeytanın istekleri var, vesveseleri var. Malumunuz insan iki şeyden müteşekkildir. Özellikle ruh ve beden. Bir de ayrıca insanda nefis diye bir varlık vardır. İç düşman dediğimiz. Kale içten fethedilir diyorlar ya. O nefis insan içindeki düşman. Hiçbir zaman çıkmıyor. Ama eğer çalışılırsa düşman çıkmıyor ama onu Müslüman edebiliyorsun. Onunla barış sağlayabiliyorsun.
Şimdi seni namaza kaldırmayan nefis, sana içten düşmanlık yapan, seni namaza kaldırmamak için ikiye kadar yatırmayan nefis, eğer onunla anlaşma yapabilirsen, dizginleyebilirsen, teheccüd vaktinde seni kaldırıyor. Kalk, teheccüd vakti. Bunu nefsi unutmayın de deniyor. Ayet-i kerime de sabittir. İstihbarlar, ya eyyetun nefsün mutmainne. Ey mutmainne olan nefis. Yani Allah'tan tatmin olmuş, Allah'tan razı. Olumdan razı, ayet-i kerime ifadesiyle. İrci'a ila rabbike râziyeten merdiyye. Rabbine sen ondan razı, o da senden razı olduğu halde dön, yönel. Fedhulî fî ibâdî, has olan kullarım arasına gir, dostlarımın. Fedhulî cenneti ve onlarla birlikte hesapsız cennete gir. Şimdi nefis böyle bir düşman, iç düşmanı. Ama mücadele asla bırakılmamalı. Şimdi herhangi bir vatanın sınırlarında düşman gezerken o vatanın askerleri rahat uyuyabilirler mi? Uyumamalı. Uyurlarsa yanlış yaparlar. Veyahut da o vatan içerisinde ajanlar var. Normal ajanlar değil. Yani içeriye sızmışlar. Ciddi ciddi askeriye sızmış. Karşı tarafın askerleri. Bu vatanın evlatları, bu vatanın askerleri uyuyabilirler mi? Uyumamalılar. Uyurlarsa uyurken gaflet üzere yakalanırlar. Aynı şekilde bizim de içimize sızmış. Sızdığı Mevla'nın ifade ettiği, asla ayrılmayacak dediği nefse karşı mücadelemiz asla bitmemeli. Asla pes etmemeliyiz. Her düştüğümüz zamanda neden düştüğümüzü anlayıp, nerede ne hata yaptığımızı tecrübe edip, tespit edip, tekrardan nefse karşı mücadelemiz devam etmeli. Bakınız, geçmiş zamanda malumunuz Rusların bir savaşı oldu, tankları çalışmadı. Tanklar dondu. Ne yaptılar Ruslar? Tamam ya, biz yapamıyormuşuz bu işi, bırakalım, tank yaptık. Leopard taktılar ama olmadı, bitti yani. Motoru dondu, soğukta. Tamam, bizden bu kadar demediler. Ne yaptılar? Ya bu motor niye dondu ya? Malumunuz, işte bizim Türklerden, mühendislerden yardım istediler. İsim vermeye gerek yok, malum herkese. Ne yapıldı? Hemen bunu motorunu tamir edelim. Ne? Sıcakta yağ akıtmayacak, zarar görmeyecek, soğukta donmayacak. Ne yapıyor adam? Bak tecrübe ediyor, tecrübe. Adam yaptı, baht dediğimiz, İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin ifadesi, baht, araştırma. Ya ben niye böyle oldum? Ben niye cemaat namaza giderken cemaati bıraktım? Bir araştıralım. Veyahut da ben namaz kılıyordum, niye namazda gevşeklik geldi? Emin olun çok sürmez, hemen bulursunuz sebeplerini. Çok sürmez. Çok belli çünkü sebepler. Hepimizin yaşadığı sebepler olduğu için ifade ediyorum bunu. Çok sürmez Allah'ın izniyle oğlum. Acaba neden? Acaba neden de çok sürmez? Hemen bulursunuz. Çok zorlandınız, bulamadınız. Bir hocaya sorun, emin olun size işaret edecektir onun neden olduğunu. Çıkamadığınız yerde oradan yardım alabilirsiniz. O yüzden ömür boyu nefisle mücadele asla bitmemeli. Sürekli yeniden tazelenip ben neden kaybettim? Sabah namazı niye kaçırdım? Hayat akşam namazı niye kaçırdım? İkinci namazı özellikle tefsirler derler ki Estağfirullah Hâbdû aleyhissalâvâti vessalâtu mustâb. Namazlara dikkat edin, namazlarınızı koruyun. Sonra tekrar ederek orta namazı bir rivayete göre ikinci namazdır. Orta namazı tekrar koruyun diye Allah Celle ifade ediyor. Ya müfessirler diyor ki bu niye ikinci bir ifade geldi? Yani namazlarınızı koruyun dedi Allah Celle Celle. Sonra ikinci namazı tekrar koruyun buyurdu. Acaba nedir hikmeti? Diyorlar ki ikindi namazı meşgalenin çok olduğu, insanın iş yaptığı, gündüzün tam ortası olduğundan dolayı kaçırma imkanı daha çok olur. İnsanın dünyevi işlere dalması sebebiyle ne yapar? Aklından çıkabilir. O yüzden özellikle ona tembih geldi. Hemen bak ne yapalım? Bir araştıralım. Demek ki burada dikkat edeceğiz. İkindi namazına daha çok dikkat edeceğiz. Demedi insan. Böyle olursa sürekli böyle devamlıdır. Malumunuz şöyle bir ifade vardır. Paylaşmış olayım. Savaşta bir taraftan baktığımız zaman, savaş demeyelim, daha kısa ifadeyle dövüşte diyelim. Dövüşte kaybeden kazanır. Tartışmada kaybeden kazanır. Niye? Bir bakış açısından diyorum. Bir nevi kazanmak vardır orada. Bir yönden kazanmak vardır. Ne demek kazanıyor ya? Adam yenildi işte. Şampiyon olamadı. Hayır. Şampiyon olamayan insan kendisinde diğerine karşı hırsı artar. Ya ben niye yenildim? Şunu hata yaptım. Burada hata yaptım. Kendimi daha çok geliştirmeliyim. Onda şu özellik var, bende yok. Der. Karşı tarafı büyütür gözünde ve ona göre kendisini antrenmanını, idmanını yapar.
ve kendisini gelişime hazırlar. Ama genelde sporcularda bu olur. Yenenler kafası rahattır. Ben onu da yenerim, onu da yenerim, ben şu kadar güçlüyüm, ben bu kadar güçlüyüm diyen insanlar ne yazık ki bu kazancı elde edemezler. Kendisini geliştirme kazancını elde edemezler. Evet tabii denilebilir. Adam hem geliyor hem de ne yapıyor? Kendisini geliştiriyor. Böyle akıllı insanlar da var mıdır? Vardır. Bu bir misal olarak verdik. Yani önemli olan kaybetmek değil. Neden kaybettiğimizi anlayıp mücadeleye devam edebilmek. Bu kutlu mücadelede ömrümüzün sonuna kadar, son nefesimize kadar devam etmiyor. Son nefesi de bitmiyor. Şeytan son nefeste geliyor. İmanı çalabilmek için. Niye? Ben sana su vereyim, sen ne yap, bana secde et. Malum şeyler vardır bununla alakalı. Kıssalar vardır, anlatmıştım belki onlarca defa. Buraya geçtim. Ayakla nefsine bas, şaha gel git. Nefsimize basacağız. Buna en basit misal örnek verecek olursak, iki türlü insan vardır. Bir murat kul, bir de mürit kul. Yani murat kul dediğimiz, Allah'ın onu kendisine çekmek istediği, Allah'ın ona hayır sebeplerini kolaylaştırdığı insanlar vardır. Hiç günah almazlar. Bunlar Allah ister kendilerine ulaşmalarını. Bir de müritler vardır. Mürit demek isteyici demek. Bunlar Allah'a ulaşmak isteyenler. Biz müridiz. Allah'a ulaşmak istiyoruz. Yol aramaya çalışıyoruz. Bunun en basit. Günümüzden misal verecek olursak şöyle kafanıza yaklaştırmak için tıpa tıpa aynı işini demiyorum. Manuel arabayla otomatik vites arabayı düşünün. Şimdi Murat kul sadece gaza basar, vites değiştirmeye uğraşmaz. Hiç uğraşmaz. Sadece dümdüz devam eder. Ama diğer mürit kul debriyaj nefis mesafesinde, fren haramlardan kaçınma mesafesinde, gazla ibadetleri yapma mesafesinde. Şimdi adam gaza basıyor, ibadet yapıyor ama nefsine basmadığı, nefsine yan çıkmadığı, yani arka çıktığı zaman da debriyaja basmış olmuyor. Ayakta nefsine bastık ya. Anlayın hemen, ayakların hepsine bas, debriyaja bas. Ne yapacaksın? Şimdi ibre geldi 3'e ama vites alamıyorsun debriyaja basmadığın için. Debriyaja basarsan ne yaparsın? Vitesini attın, ha hızlanırsın, Allah'a gidişin hızlanır. Allah'a isteyişin hızlanır. Artık namazlara zorluk çekiyordun, namazlara da zorluk çekmemeye başlarsın. Artık namazları kılıyordun, cemaate gidemiyordun, cemaate gitmeye başlarsın. Böyle böyle, insan nefsine bastıkça vites atıyor. Nefsine bastıkça vites atıyor, yükseltiyor hızı. Dikkat etmesi gereken bir şu, orada önüne dikkat edecek. Hakimiyete dikkat edecek. Hız yükseldikçe direksiyondaki oynamalar daha az olmalı. Hatalar daha az olmalı. Direksiyonda onunla giderken yaptığın hata seni kurtarırdı. Ama 180'e çıktığın zaman da en ufak bir hata affetmez. En ufak bir hata affetmez. O yüzden hocaların özellikle bizlerin dikkat etmesi lazım. Niye? Dün daha yarım saat önce bir abinin yanındaydım. Hocam dedi, ben nice baliciler gördüm, nice içkiciler gördüm. Sizin cemaat sayesinde sarı cübbe giydi. Nice dedi, sarı cübbeliler gördüm. Şimdi çok büyük sıkıntıda üçkağıtçının teki dedi. Allah Celle Celaluhu istidraç yoluyla insanı ne yapar? Helake çeker. O yüzden insan elindeki nimeti korumak mecburiyetindedir. Ben korumam. Ben Mevla Teala nasip etti deme lüksü yoktur insanın. Korumak mecburiyetindedir. Buraya da geçelim. Üçüncü misla. Siva'yı Allah'dan Hakk'a gel git. Siva. Mevla Teala'nın dışındaki bütün her şey Siva demektir. Yani cennet cehennem de Siva'dır. Dünyada Siva'dır. Anne babam da Siva'dır. Bunları atacaksın kenara, Allah'a gideceksin. Ne demek? Yani Allah için seviyorsan Allah için seveceksin. Cenneti Allah'ın rızası, cennette olduğu için isteyeceksin. Cennetin içindeki nimetlerden dolayı değil. Cehennemi Allah'ın gazabı, Allah'ın laneti cehennemde olduğu için cehennemden sakınacağız. Cehennemin kendisine, ya yanacağım, ben bu ateşe dayanamam. Ben ziyade bu bir makamdır. Bizim için çok hani derler ya büyükler, hepimizin çok büyük bir fırın ekmek yemesi lazım. Birkaç tane değil, birçok tane. Bu makama ulaşabilmek için. Yani dünya, ahiret, siva, Allah'ın dışında bütün her şeyden geçeceğiz. Paradan geçeceğim, puldan geçeceğim. Yani ilk mertebeye atlamak istiyoruz. En son cennet cehennemden de geçeceğim. Mevla Teala nasip etsin. İnsan çok uzak görüyor. Aklı böyle bir şey çok uzak görüyor. Çok uzak görüyor yani. Ki bu zamanımızda en ufağından başlayacak olursak para ile hala gelmiş. Para ile hala gelmiş. Hale gelmiş. Bayram hocamızın ifadesiyle, Şehit Bayram hocamızın
Ben bu tıbba, ben bu bilime niye güvenmiyorum biliyor musunuz? Çünkü para ilah alayı. İnsana para verip de yaptıramayacağın bir şey yok. Parayı gören dininden vazgeçiyor. Parayı gören vatanından vazgeçiyor. Parayı gören bütün mukaddesatından vazgeçiyor. Yeter ki para olsun. Adama parayı ver, Kur'an'ın tarif olduğunu söylesin sana. Adama parayı ver, hadislerin mevzu olduğunu, saçma olduğunu, uydurulduğunu söylesin sana. Parayla bütün açılmayan kapılar açılıyor. Böyle bir zamana geldik. Bu yüzden bayramımızın ifadesi bu. Ben bu bilime tıbba niye güvenmiyorum? Çünkü para ilahına geldi. Parasız iş yapmayan yok. Parayla iş yapmayan da yok diyebiliriz. Ters ifade. Hemen dergaha gel gidelim. Dergaha Hakk'a gel gidelim. Cemal-i Bağcemal'e seyredelim. Durma abi. Durmayalım. Hep beraber. Birbirimize omuz omuza Mevla-i Teala'nın dergahına doğru yürüyelim. Mevla-i Teala'nın ikramlarından istifade edelim. Nimetlerini Allah için kullanalım. Mevla-i Teala sağlık sıhhat ihsan eylesin diyoruz da birbirimize dua edelim. Ediyoruz. Etmemiz de gerekiyor. Kesinlikle. Ama şunu da ekleyelim. Mevla-i Teala verdiği sağlık sıhhati kendi yolunda kullanmak nasip eylesin. Allah muhafaza etsin. Sağlık sıhhat verdi de Allah'ın razı olmadığı, geçmişteki hayatımızdan daha kötü yerlerde kullanırsak ne anlamı kaldı? Anlamı kaldı mı? Yok. Sadece kendimizi ayağımıza sıkmış olduk. O yüzden insan neyi Mevla'dan isteyeceğini iyi bilmeli. Mevla Teala'dan neyi isteyeceğini iyi bilmeli. Adam dua ediyor ama zenginlik, ya bu arada zenginlik deme. Zenginlik dersen zengini sana hayır getireceğini nereden biliyorsun? Dikkat etmeli. Ya Rabbi bana hayırlısı ve zenginlik ihsan edin. Yoldan çıkartacaksa, dinimi günden İslam'dan uzaklaştıracaksa bana ihsan eyleme ya Rabbi. Ben zenginim senin davana, senin İslam'ı yüceltmek için istiyorum ya Rabbi. İslam'ı daha yaşamak, daha iyi yaşamak, daha rahat yaşamak için istiyorum ya Rabbi. Zengin olduk, İslamiyet'teki tavizlerimiz başladı. O zaman zenginlik bize ayın getirmedi. Yine çok yakınlarda bir iman abimize sordum. Kıymetli abim dedim. Geçmişte bu kadar kazanmıyordunuz. Patronla değildiniz. Dedim tecvid dersine, Kur'an-ı Kerim dersine, Arapça dersine o zaman mı daha fazla gidiyordunuz akşamları? Yoksa maaşınız yükseldi, işinizin kallavileşti, patron oldunuz belki, belki yeni iş yeri açtınız. Bundan sonra mı daha çok Arapça dersine, tecvid dersine, eksikleriniz ilmihal dersine gitmeye başladınız? Bizzat ifadesi, vallahi hocam dedi, geçmişte daha çok gidiyordum. Halbuki insan ne olmalı? Tam tersi olmalı. Efendi Hazretleri Kutsesi'nin, Mahmud Efendi Hazretleri'nin ifadesidir. Fakirler diyor ki, benim param yok, bana ne, ben niye din yaşayayım? Zenginler diyor ki, benim vaktim yok, parayla ulaşmak için zorundayım, ben niye İslam yaşayayım? Bu İslam kimi yaşayacak ya? Bu İslam kime geldi? Yine Bayram Hoca'nın ifadesi, bu İslam sadece Hacıya Hoca'ya gelmedi. İslam'ı Hristiyanlıktan, Yahudilikten ayıran en büyük özellik, İslamiyet'in İbadetleri sadece haftanın pazar gününe dahil değildir. Veyahut haftanın bir günü, cuma gününe, cuma namazına has değildir. İslamiyet, insanın hayatının her karesine, her saniyesine, her salisesine hitap eder. Hristiyanlara bakın, haftada bir ayinleri vardır. Toplanırlar, ayin yaparlar, dağılırlar. Muhalif İslamiyet'ten bahsediyorum. Ama İslamiyet'te bu yoktur. Ama emin olun, şu andaki müsteşriklerin doğru araştıran, İslam'ı Müslüman olmayanların araştırmalarının görevi, vazifesi bunu yapabilmek. İslam'ı, namazı, ibadeti sadece cuma günü asıl edebilmek. Sadece sarı cübbenin sünnet olan, İslam şiarı olan bir memur kıyafeti olarak sadece camiye asıl edebilmek. Kardeşim, ifade yine halkın ifadesinden bahsediyorum, kendi ifadem değil. Bana ne namaz kılabilirsin? Bana namazın lazım değil. Bana güzel ahlakın lazım. Bir nevi doğru. Bir yönden baktığın zaman da doğru. Yani namaz seninle alakadar eder. Senin Allah'ın anında diyor. Bana senin namaz kılman bana fayda etmiyor. Bana güzel ahlakla davranmadığın zaman da. Bana yalan söylediğin zaman da. Bana senin namazın ifade etmiyor. Senin namazın seni kötülüklerden alıkoymuyor. Bana ne senin namazından? Diyor adam. Bir nevi haklı mı? Bir yönden haklılığı var. Külliyen haklı değil, tamamen haklı değil tabii de. Şu demek yani, sen güzel ahlaklı ol, namazın çok da şey değil yani. Önce hocam insanlık, insanlık çok önemli.
Tamam, insanlık çok önemli de insanlık insanlar için önemli. İnsanlar için önemli. Peki ibadetler kim için önemli? Allah için önemli. Allah hakkıdır ibadetler. Güzel ahlak, insanlara güzel davranmak insan hakkıdır. Kul hakkı. Buna dikkat edilmeli. İki tür hak var. Allah'ın hakkı, insanların hakkı. Yani şu demek değil yani. Nasrettin Hoca'ya sormuşlar. Şunu şuraya kadar getireyim. Şimdi hocam diyor, kul hakkı mı var diyor. Kul hakkı mı yemeyelim, Allah'ın hakkına mı girmeyelim? Hangisini yapalım? İkisi çakıştı. Ben yapamıyorum yani. Kul hakkına gireceğim ya da Allah'ın hakkına gireceğim. Bunu namazlarda çok söylüyorlar. Hocam ben iş yerinde çalışıyorum. Namaz kılacağım. Patron diyor ki benim hakkıma girersin. Benim mesai saatinden alamaz. Hakkımdır sende. Allah da diyor ki namaz kılacaksın. Şimdi çakıştı. Ne yapacağız acaba? Hocam kul hakkı ölenmez ya. Burada kul hakkı yok ki ya. Burada kul hakkı yok ki sen Allah hakkıyla kul hakkını karşılaştırıp kul hakkını tercih edeceksin de namaza gitmeyeceksin, namaz kılmayacaksın. Hayır, kul hakkı yok. Burada Allah'ın hakkı hepsinden öndedir. Namazı kılacak bir insan. Ya attı mı işten? Attı. Yine bir abimizin ifadesi çok beni etkileyen, hayatımda iz yapan bir etki. İfade ediyor. Dedi ki, hocam sakalımı kesmemi istiyor. Patron, çalışıyorum, sakalımı kesmemi istiyor. Siz bunu kıyas edin. Ben sakaldan bir sanıyorum. Dedi ki, bak, uyardı birkaç kere, sakalını kesmezsen seni atacağım dedi. En son gün geldi, dedi ki seni atacağım. Dedim, patron efendi, sen vazgeçilmez değilsin. Sen vazgeçilmez değilsin. Ben sakalımdan vazgeçmem ama senden vazgeçebilirim. Rızkım senin elinde değil ki. Rızkımı verecek Allah. Bana Allah sakal bırak diyor. Ben Allah'tan vazgeçmem, senden vazgeçerim. Siz bunu kara kara büyütün. Hayatınızın her anına tatbik edin. Namaza düşünün bunu. Namaza düşünelim. Oruca düşünelim. Kıyas edelim. Karşılaştıralım. Hayatımızda bir etki oluşturur. Bir etki oluşturur. Ben şuraya gelecektim. Şimdi bu namaz hakkında böyle. Bir de şu var. İnsan iyi ahlaklı olsun. Ya namaz kılmasa da hocam idare eder. Nasrettin Hoca'ya sormuşlar. Hocam demişler. Dik yokuşu, yokuşlu yolu mu seversiniz? Yoksa demiş iniş yolu mu seversiniz? Nasrettin Hoca'nın cevabı demiş ki düz yolu mu olacağım ya? Düz yol var ya. Niye illa ya yokuş ya aşağı ineceğim? Düz yalan oldu. Efendi Hazretleri'ne bir şey anlatmış ona, bereketlenelim. Efendi Hazretleri'ne bu kutsesine birisi gelmiş. Malum, sarık sünnettir. Namazda sarıkla namaz kılmak 70 kat sevabı vardır. Birçok sevapları var, girmeyelim oraya. Efendi Hazretleri kutsesine gelmiş, demiş ki Efendi Hazretleri, ben şimdi camiye girdim. Sarma sarık var o zaman, kalıp sarık yok. Yasak zamanlar. Camiye girdim, son rekattalar sarığı sarsam selam verecekler, yetişemeyeceğim. Ne yapayım? Sıkıştırıyor şimdi. Hani namaz kaçacak, namaz kaçsın diyecek hali yok herhalde. Yani sarı sarma demesini bekliyor. Aynı Nasrettin Hoca'nın ifadesine benzer. Demiş, o zamana kadar neredeydin? Niye o vakitte gidiyorsun namaz? O zamana kadar neredeydin? Bak sarıktan taviz yok. Sarıktan taviz yok. O zamana kadar neredeydin? Nasrettin ifadesiyle. Düz yolu ne oldu abi ya? Düz yolumuz var bizim. Adam işini ne yapsın? Niye illa karşılaştırmak zorundayız? Allah hakkı, kul hakkı. Hocam işte Allah hakkı değil de kul hakkı çok önemli. İşte kul hakkı yarın ahirette işte sevapları bizim sevabımız ona verecek. Biterse günahları bize yüklenecek falan. Yani Allah'tan hiç mi utanmayacağız yani? Allah gafurdur, rahimdir ifadeyle söyleniyorum. Allah, ben sana başka ayet okuyayım. Allah azizü intikamdır. İntikamı da şiddet olandır. Niye? İnsan, şu ayet kelime insanın cibilliyetini ifade ediyor. Estağfirullah. Ya eyyüken insanı mâ garrake bi rabbikel kerim. Ey insan, seni kerim olan Rabbinden ne aldattı? Ona göre seni ne aldattı? Müfessirler diyor ki, şu ayet kerime. Ya Rabbi, senin Gafur Rahim olduğun beni aldattı. Aldanmayalım. Aldanırsak, bir daha bu imtihan bizim elimize vermeyecek. Bu imtihan kağıdı tek seferlik. Bir daha bu imtihan kağıdını verilmeyecek. Ama bu imtihanın kolaylığına kopya çekmek yasak değil. Kopya çekebiliyorsun. Ama ölene kadar. Öldüğümü kopya dönüyor, imtihan dönüyor. Hocadan kopya çekebilirsin. Başka birinden kopya çekebilirsin. Kopya çekmek yasak değil. Tamam. Cemali ve kemalesi dedim. Durmak yok. Yola devam.
yolda düşsek bile neden düştüğümüzü anlayıp devam edebilmek lazım. Burada Mevlana Hazretleri Kutsi'sinin bir sözü nakletmiş olalım. Bir insan yolda koşarken düştü. Nerede koşuyormuş? Kayadan zeminde koşuyormuş. Ne yapmalı? Ha, ben koştuğum zaman düşüyorum. O zaman koşmuyor mu demeli? Yoksa ben kaygan zeminde koştum ya. Ben kaygan zeminde koşmayayım mı demeli? Böyle demesi lazım. Sonucu demesi lazım. Bir akıl adamı o de. Ben kaza yaptım ya arabayla. Daha trafiğe çıkmayayım mı demeli? Yoksa ben acaba kazayı ne yaptım ya? Uykusuz mu çıktım ya da uyudum da mı demeli? Önemli olan yanlış sonuçlara varılmamalı. Bir sebepten dolayı yanlış sonuçlara varılmamalı. Geçtik. Şuralar bizim müridan olarak misal veriyorsak teheccüd namazına kalktık, sabah namazını kaçırdık. He ya ben teheccüd namazına kalktığım zaman sabah namazını kaçırıyorum. O yüzden teheccüd namazına kalkmayayım. Hayır ya. Bir kıyas et acaba niye kaçırdın? Veyahut da seni yardım edecek, seni sabah namazına uyandıracak veyahut da teheccüd namazını kılar kılmaz ne yap? Kendine bir iş bul veyahut da camiye git. Bir şey yap yani. Kendini uyumamaya sevinecek, bahaneler ara. Yoksa yanlış sonuçlara varırsan o zaman hiçbir şey yapmamaya başlarsın. Ben bunu yapıyorum, bu sonucu bu oluyor, o zaman yapmayayım. O yüzden bazı sebeplerden dolayı yanlış sonuçlara varmamalıyız. Mevlana Hazretleri'nin ifadesi de şuydu. İnsan denize düştüğü zaman yüzmeyi bilmediği için bu olmaz. Neden bu olur? Yardım istemediğinden dolayı bu olur. Yüzmeyi bilmiyorsan yardım isteyeceksin ya. Yardım isteyeceksin. Allah'ın izniyle uzaktan yüzmeyi bilen seni kurtarır. Veyahut da adam da yüzmeyi bilmiyorsa en azından yüzme bilene işaret eder. Bir Allah dostuna, bir hocaya seni işaret eder. Yok o da mı olmadı? En azından sana bir ip atar, bir şey atar, seni kurtarmaya çalışır. Elinden geleni yapacağız. Yani neden düştüğümüzü anlayıp böyle kalkıp yeniden koşmalı. Hatamızı anlayıp yeniden daha hızlı bir şekilde koşmalı. Yeniden daha hızlı bir şekilde konuşmalı. Risale-i Kutsi'yi böyle ihtiyam edilmiş olalım. Şimdi kısaca 5 özellik, 5 vasıf münafıklar, kafirler, müşriklerle alakalı 5 vasıf. Dikkat edelim. Ben bunları seçmemenin sebebi, şu. Günümüzde inanın, şimdi ayet-i kerimeleri okuyacağız. Emin olun, Müslümanlarda göreceğiz bu özellikleri. Bu özellikleri Müslümanlarda göreceğiz. Az şöyle diyelim, Müslümanım diyenlerde göreceğiz. Bu daha önce ifade oldu. Müslümanım diyenlerde göreceğiz. Müslüman olduğu iddiada ben Müslümanım elhamdülillah diyenlerde göreceğiz. Her ben Müslümanım diyen Müslüman, Müslümanlık sloganlarından ibaret gibi. Müslümanlık sadece lafızdan bu. Hocam diyor elhamdülillah biz şeyimiz var ama diyor biz Müslümanız elhamdülillah diyor. Tamam. Ben seni inkar edemem. Niye inkar edeyim seni? Senin lafın güzeldir. Ama sana soru sorulur. Bak Allah'ın kesin kabul et dediği şeyi kabul ediyor musun? Veyahut da Allah'ın alay etme dediği şeyle dinin asıllarıyla alay ediliyor ona gülüyor musun? Sen de mi alay ediyorsun? Hafife alıyor musun? Dinin olmazsa olmazlarını hafife alıyor musun? Veyahut da helal sayıyor musun? Üç şey vardır insanın sıkıntıya kesin sokan. İstihlal, helal sayma. Bir şey Allah'ın kesin haram dediği şeyi helal sayma. İki, istihfaf. Dinden kesin olduğu bilinen şeyleri Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sünneti diyorsa hafif sayma. Üç, bir de alay etme. Bu alay etme meselesine inşallah değineceğiz. Günümüzde bu arkadaşlar cemaat müslümü çok oluyor. Gençlerimizden özellikle kıyas edecek olursak benim yani genç olmamızın münasebetiyle arkadaşlarımız var. Çocukluktan arkadaşlarımız var. İfadesi şu bana. Tıpta okuyor. Dinle alay etmek bizim en büyük hobimiz. İfade bu. Geçtiğin ifadesi bu. Ben bunu uzak gördüm mü? Şunu görene kadar uzak görmedim. Şunu görünce uzak görmediğim, gelmemem gerektiğini anladım. 100 sene önce Doktor Rıza Nur var. Hatıratı var, 4 ciltlik. Kendisi ifade ediyor, o tıbbiyeden mezundur. Sonra siyasete atılmıştır. Kendisi ifade ediyor. 100 sene önce bizim diyor en büyük hobimiz dinle alay etmekti. Aynı şey. Aynı şey. 100 sene sonra çok normal. Çok normal. Adamın ifadesi bu. Devmen karşılaştırıyor. İbrahim Aleyhisselam böyle demiş. Kur'an-ı Kerim böyle diyor. İbrahim Aleyhisselam koç geldiğini, gökten koç indiğini söylüyor. Bilim de diyor ki koç inemez.
O zaman nedir? Ne diyeceğiz? Sallamışlar. Kur'an-ı Kerim zaten nereden biliniyorsun? Kesinlikle bilim dediğini tutacağız. Yani nereden geldik buraya? Şuradan geldik. Birçok Müslümanım diyen insanlar bu vasıfları göreceğiz. Allah muhafaza etsin. Buradan çıkartacağımız ders şu. Bunları sıralarsak bize çok büyük faydası olur. Yani bak, ayet-i kerimeyle sabit. Yani hadis-i nebeviyeden bahsetmiyoruz. Ayet-i kerimeyle sabit. Bizzat Allah Celle Celaluhu geçmişten münafıklardan bahsedecek. Kafirlerden bahsedecek. Ve Müslüman diyen bazı insanlar da bunları göreceğiz. Ha bak, şu demek değil, yanlış anlamayalım ha. Kafirlik alameti olan herkes kafirdir diyemeyiz. Kafirlik alameti farklıdır. Kafir olmak farklıdır. Buraya ayıralım. Sonra sohbetin çıkışından bütün herkese kafir yapmayalım ya. Yani. Burası dikkat edilmesi gereken mevzu. Kafirlik alameti farklıdır. Bir insana kafirlik alameti olabilir. Münafıklık alameti olabilir. Bundan kurtulmaya çalışması gerekir. Ama Müslüman hala devam edebilir. Bu nedir? Yavaş yavaş gidiyor demektir bu adam. Kendisini muhafazaya almazsa. Ha, bende bu alamet var. Tamam. Ne yapalım? Var. Ben böyleyim. Ben vazgeçemiyorum dememeli. Kendisini garantiye almalı. Hani pehlize giriyoruz ya. Ne yapıyoruz? Çok yemek yedik yani. Çok kilo aldık. Pehlize girmem lazım. Biraz günah pehlizine girmeli bu insan. Ağzını tutmalı. Özellikle günümüzde ağız çok önemli. Çünkü sosyal medya olsun, diğer şeyler, gülmek, konuşmak artık birçok şeyi normalleşti. Allah muhafaza etsin. Geçtikte de böyle. Öyle Teala razı olduğu bir şekilde hayat yaşayıp son nefese de huzuruna boynumuz düşük değil ve boynumuz böyle öyle Teala'ya anlayak bir şekilde gitmek nasip etsin. Birinci vasıf kalpleri mühürlenmeleri. Münafıkların, kafirlerin, müşriklerin kalpleri mühürlüdür. Bunları kendilerini ifade ediyor. Peygamberler, bak hocalar değil, Allah dostları değil. Peygamberler, vahiy alan insanlar vaaz ediyorlar. Ama insanlar, o insanlar vaazdan etkilenmiyor. Kalpleri mühürlü. Kalpleri mühürlenmiş. Bu en güzel ifadesine, Estağfirullah, Bakara suresinde ve kâlû o kâfirler dediler ki, kulûbuna bizim kalplerimiz gulf. Kılıflıdır. Bizim kalplerimiz kılıflıdır. Birinci ifade. Allah Celle Celaluhu'nun hakkındaki ifadesi şu. Summun, bukmun, umyun. Onlar sağırdırlar. Hakka karşı sağırdırlar. Hakkı duymak istemezler. Hakkı söylemezler. Hakkı işitmezler. Hakka karşı kördürler. Mucize görüyor adam, inanmıyor. Bu adam bu zamanki ateşin bir zahmet inanmasın. Adam peygamberin mucizesini görüyor, inanmıyor inadından. Şimdiki, hocam bu kadar niye ateist var? Ya bir zahmet olsun da, o zamanda, peygamber zamanında peygamberin mucizesini görmüş. Muhammed'in emin demiş, ona inanmış, hakem diye çağırmış. İnsanlar inanamıyorlar, inanmak istemiyorlar inatlarından. Şimdi bilime inanmış bir insan nasıl inanacak? Bilimci bir adam, bilimi en önde gören İslam'la çelişiyor. Nasıl inanacak? Adam... İşi bilim. İslam'a inansa bilimi bırakması gerekiyor. Nasıl inanacak? Yani ateistler veyahut da daha yani genel olarak gavurlar diyelim. Gavur olmak basittir. İnsanların zor işlerle işi kalmamaya başladı. Malumunuz. Yok kolay yerden nereden para kazanırım? E-ticaret. Yok Bitcoin. Yok Deus. Yok şu, yok bu. Hep kolay yönden. Oturayım ben, para gelsin. Oturayım ben, yemek gelsin. Oturayım ben, şey olsun. Şimdi şeyler de çıkıyor. İşte bırak süpürgeye, süpürgeye süpürsün. Yok onu yapsın, yok bunu yapsın. Arabayı bırak kendisi sürsün. Çok güzel. Kolay yönler çok güzel. Zorluk insanın hoşuna gitmiyor. Zorluk hoşuna gitmiyor. Adam inkar ediyor ama öyle olmadığını inandığı için değil. Kolayına geldiği için. Şimdi gidiyorsun kafeye. Adama bir şey diyeceksin İslam'la alakalı. Yanında da karşı cinsten birisi var. Adam bak Müslümanım dese adam sana yakayı ele verdi. Diyeceksin ki namaz kılıyor musun? Kılmıyor musun? Yanındaki kim diyeceksin? Hocam işte falan filan. Ondan sonra bunu nasıl içiyorsun bunu? Bu Allah'a rakılmış. Adam kökten kesiyor işte. Hocam diyor ben Müslümanım. Kafası rahat. Niye? Adam çünkü ne yapacaksın? Ölümü hatırlayacaksın adamı. Bir hesabın olduğunu hatırlayacaksın. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ifadesiyle
İzkuru hadme lezzat. Lezzetleri kesen, helavesi kesen, ölümü çok hatırlayın. Adam hatırlatacaksın bunu, adam böyle kurtarsın. Ya, adamlar kolay ne geliyor ya inkar. Kolay olduğu için değil inkar. Kolayına geldiği için. İnkar etmek zor bir şeydir. İnsan da gazip olsak. Şimdi ben burada, şu mecliste, şu dernekte bir tane in olmadığını inkar edebilir miyim? Ben bunu inkar edebilmem için bu mescidi, bu derneği didik didik her karesini aramam lazım. İnkar edebilmem için. Çünkü delilim yok inkar etmeye. Ya şu köşede varsa, ya bu köşede varsa bilmiyorum ki. Ama ben şunu diyebilirim. İspat etmek daha kolaydır. İspat etmek bu derneğin her tarafını aramamı gerektirmez. Şuradan başladım aramaya, ha, şu köşede bir tane iğne buldum. Tamam, ben derim ki bu dernekte iğne var. Derim bunu. İspat etmek daha kolaydır. İnkar etmek çok zor bir şeydir. Allah yok. Lan mübarek, nasıl diyorsun bunu? Neye göre diyorsun? Ne yaptın ki diyorsun? Müslümanları ne yapıyorlar? Şununla itham ediyorlar. Siz aklınızı şeriata askılıyorsunuz. Karşı ifade bizim söylememiz gereken ne? Materyalist insan. Bilime inanan insan. Gördüklerine insan. İnanan insan. Sen de aklını sadece gördüklerine askılıyorsun. Görmediklerini aklını kullandırmıyorsun. Sen bizden daha aşağı bir şey mi yapıyorsun? Sen bizden daha az şeye inanıyorsun. Sen bizden kendini daha çok şartlamışsın inanmamaya. Hangimiz daha kötü? Akıl olarak bakacak olursun. Hiç diğer delillere geçmeye gerek yok. Diyorlar ki bizim kalplerimiz mühürlüdür. Bizim kalplerimiz. Birinci özellikleri kalplerin mühürlü olmasın. Peki Allah Celle Celaluhu bunu ifade ediyor mu? Bizzat ifadesi var Allah Celle Celaluhu. Ben mühürlüyüm. Biz mühürlüydük onların kalplerini diyor. Kalplerine perde indirdik. Kulaklarına da ağırlık verdik. Duymazlar hakkı diyor. Var mı ayet-i kerime var? En'am suresi. Estağfirullah. وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ اِلَيْكَ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ وَجَعَلْنَا Biz kıldık. عَلَى قُلُوبِهِمْ Kalplerine ekinleten perdeler. اَنْ يَفْقَهُوهُ Anlamaları için perdeler. وَفِي اَذَانِهِمْ Kulaklarında da vardı ne? Vakra, ağırlık. Duymazlar. İşine gelmez. İşine gelmez duyma. O yüzden durmazlar. Allah Celle Celaluhu ifade ediyor. Peki soru şimdi. Ya bunlar niye kalplerini mühürledi? Allah niye mühürledi bunların kalplerini? Niye kalplerine perde indirdi? Kulaklarına ağırlık verdi. Hadi şerinde sağlık. İnsan bir günah işler. Bir günah kalpte noktadır. Bir günah daha işler. Kalpte ikinci nokta. İşledikçe çoğalır. İşledikçe çoğalır. İşledikçe çoğalır. Kalp kat katı olur. Bu sefer kalp katı olunca İslam'a göre, İslam yancıya göre anlamak. Düşünmek kalpli olur. Kur'an ibadesi de budur. Bu sefer kalp kötü olunca bu sefer adamın kulağı da duymaya başladı. Hakkı duymuyor. Hakkı işitmiyor. Hakkı görmüyor. Hakka karşı dilsiz. Konuşamıyor. Hakkı konuşamıyor adam. Kendisi yanlış olduğunu bildiği halde lafı geçiştiriyor. Haksız olduğunu bildiği halde lafı geçiştiriyor. Ben babalarımdan böyle gördüm deyip karşıya geçiyor. Hiçbir delil olmadı anne. Bu nedir? İnsan yaptığı şeylerin neticesidir. Yoksa Allah Celle Celaluhu bazı insanların kafirleri kalplerini mühürlemiştir. Kalplerine perde edilmiş. Kulaklarına ağırlık getirmiş. Onlara izin vermiyor iman etmelerine. Yok. Yok. Bizim inancımız doğru olan bu değildir. Allah hiçbir insanı kafirleri zorlamaz. Kafirler yaptığı ameller neticesinde bunları ne yaparlar? Elde ederler. Bunu yaşıyoruz. Günümüzde yaşıyoruz. Bir işçi vardır. Patronuna dik çıkar. Patronun dediğini yapmaz. Patronu ne yapar? Uyarır. Sonra neticesinde atar. Kur'an-ı Kerim ifadesi Estağfirullah. وَلَا لَذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَدَابِ اَدْنَا دُونَ الْعَدَابِ اَكْبَرِ لَعَلَمْ يَرْجُونَ Elbette biz onlara büyük azaptan önce, kıyametten önce ne yaparız? Veyahut da cehennem azabından önce bir ufak azap toplarız. Niye? Umudu ki dönerler. Eğitimde ne vardır bu? Eğitimde uzaklaştırma verirler. Niye? Atmadan önce bir ufak bir ne? Uyarı. Bir nevi ihtar. Ne diyor? Ayağını denk al. Almadım ne oldu? Umulur ki döner dedi Mevla'ta dönmedi. O zaman atılır.
İşçiye gel, işçi uyarılır. Bir, iki, hala dönmedi. Uyarılar yapılır, atılır. Mevla-i Teala da insanı belalarla uyandırır. Belalarla ne yapar? Uyandırmaya çalışır. Umurcu dönerle parayı pul eder. Parayı pul eder. Türk paramız pul olur. Yerlerde sürünürüz. Her gün iki kat zam gelir. Belki dönerler. Belki dönerler. Dönmedi mi? Dönmedi. O zaman kafirleri musallat eder. Hala mı dönmedi? Hala mı akıllanmadı? O zaman cehennem boşuna yaratılmadı. Cehennem boşuna yaratılmadı. Şu halde iyi gidebilmemiz, şu halde Müslüman toplu olarak iyi gitmemiz ileride iyi olacağımızın alameti değildir. Dedik ya, bize iyi vasıflar var ama gittikçe azalıyor mu, çoğalıyor mu? Müslümanlar laiklaşmaya mı? Yani İslam aslında hoşgörü değildir ya. İslam aslında hoşgörü değildir ya. Deyip de böyle taviz vermeye mi başlıyor? Yoksa İslamiyet bütün hükümleriyle, bütün azalarıyla aklı yakınlaştırmak için korunuyor mu? Biz gidiyoruz ama sanki hani uzaya füze atıyorlar ya, uydu. Uydu atarken ne yapıyorlar? Bir yere kadar büyük büyük çıkıyor yeryüzünden o. Yerden koskoca çıkıyor. Ama uzaya gittiği zaman ufacık kalıyor. Niye? Yolda o roketi at. Roket bitiyor, atıyor onu. Diğerine başlıyor, diğerine atıyor. En son ufacık bir şey kalıyor. Biz de öyle mi oluyoruz? Dünyada hedeflediğimiz bazı şeylerden dolayı ev alacağım. Çok güzel. Ev al da helalinden al mübarek. Ev alacağım diye çıktığın zaman da aynı o roket misal. İlk önce bende İslamiyet'in birçok ahkamı var. Ama gittikçe o hedefe doğru bazı eksilmeler mi oluyor bende? Bazı eksilmeler mi oluyor bende? Buna dikkat etmeli. İslam toplumu olarak çok güzel vatanımız yükseliyor. Ama İslam eski asıl İslam olarak kaldığı şekilde mi yükseliyor? Yoksa taviz vere vere mi? Ya o da olur. Şu da olur. Faiz niye ama olsun ki 21. yüzyılda? Ev niye kesilsin ki? Bu niye olsun ki? Şu niye olsun ki? Kur'an bizim ihtiyaçlarını karşılayabilir mi? Biz ne yapıyoruz? Toplum olarak konuşuyoruz. Toplum olarak. Mevla-i Teala ne yapar? Faizle uğraşan Mevla-i Teala'ya savaş açmıştır. Mevla-i Teala sana bir uyarı, bize bir uyarı verir. Paramızı pul eder. Paramızı pul eder. Yaşıyor muyuz? Yaşıyoruz. Daha çok yaşayacak mıyız? Eğer böyle gidersek daha da çok yaşayacağız. Eğer böyle gidersek daha da çok yaşayacağız. Mevla-i Teala muhafaza etsin. Mevla-i Teala ibret almayı bize nasip etsin. Akıllı insan nedir? Mesela Habil'le Kabil'i anlatıyoruz. Kabil Habil'i öldürdü. İlk cinayet işledi. Ama adamla akıl var. Pişman oldu mu? Oldu. Ben iyiliğinden bahsetmiyorum. Sadece bir misal olarak vereceğim. Bak, Mevla-i Teala kargayı ona misal olarak gönderdiği zaman da karga ölüyor. Karga geliyor. Bir yere eşiyor. Onu ne yapıyor? Toprağın altına gömüyor yakınını. He diyor bak ben de böyle yapayım. Gördüğü ibret aldım. Gördüğü ibret aldım. Biz Suriye'yi gördük aklımız başımıza gelmedi. Ondan önce Irak'ı gördük aklımız başımıza gelmedi. Daha çok gidiyor. Toplum olarak. Toplum olarak daha çok gidiyor. İslam'dan daha çok taviz veriyoruz. Gittikçe. Sen oğlum sen mühendis ol da haram işler yani okurken haram işlemen çok önemli değil. Kız erkek karışık beraber okuyabilirsin. Bu fetvayı kimden aldık? Bu fetvayı kimden aldın? Hangi kitabın neresinde yazıyor? Niye canım hocam? İkrat bismi rabbikellezî halak. Allah okuyun bunu. Mübarek devamında ba-ilsak manasını. Allah'ın adıyla oku. Okuduğun kitapların hangi birisinin başında besmele var? Okunan kitapların hangi birisinin başında besmele var? Besmelesiz kitap okuyan besmelesiz hayat yaşar. Yaşanmıyor mu? Yaşanmıyor. Ortam bu. Dikkat etmeli. Biz Müslümanız ama nesillerimize Müslüman eğitimi verilmiyor. Tamam, yok tabi hocam dinin insanı çok önemli. Çok önemli, çok önemli. Ne yapalım? Yaz kursunda hocalık oğullarımızı, çocuklarımızı neye gönderin? Kursa gönderin. Peki, mühendislik mi daha önemli? Dünya 60-70 senelik mi daha önemli? Bir daha hayat mı daha önemli? Buna cevap verecek, farklı cevap verecek eden yoktur herhalde. Hangisinin eğitimi daha çok olmalı? Hangisinin eğitimi daha çok olmalı? Ben
birçok kez ders kursu okumuş ve okutmuş olarak ifade edilmişti. Büyüklerin bir sözü vardır. Bir ileri, iki geri. Bir ileri, iki geri. Bu adam hedefine ulaşabilir mi? Asla ulaşamaz. Sürekli geri gider. Yaz kursunda yaptığımızı söylüyorum. Ben yaptığımı da, yapılanını da söylüyorum. Çocuk geliyor, elhamdülillah başlıyor bağda Kur'an-ı Kerim'e. Çok güzel. Tecvide başlatamıyoruz. O kadar zaten imkan yok. Önümüzdeki sene, hocam çocuğun ifadesi ben demiyorum ya. Hocam ben Kur'an-ı Kerim'e geçtim ama bir elif bağdan başlasam diyor. Çok güzel, tamam. Gel geri. 3-4 sene böyle gidiyor. Sana 3-4 sene sonra da sen çocuğunu bir daha yaz kursuna gönderemiyorsun. Gönderemezsin de. Ekmek almaya gönderemiyorsun. Yaz kursuna nasıl göndereceksin? O yüzden eğitilmeyen kimseden eğitimli netice beklemek doğru değil. Yanlış yaparız. Yapılıyor da. Bu hatamızdan önce kurtulmamız lazım. Medrese, İslami ilimler. Bunlar temel olursa Osmanlı'da olduğu gibi bir insan kendini tanıdığı zaman da yani Müslümanlık neymiş ya? İslam neymiş ya? Değil mi? İslam neymiş ya? Dedim mi bunu? İslam'ın tarihini ele aldığı zaman da kim ne varmış, kim yokmuş, filozofları kim katlamış, filozoflara kim cevap vermiş, felsefecilere kim cevap vermiş bunu gördüğü zaman da ondan sonra sen felsefe okutabilirsin. Çünkü niye? Adam kendisini tanıyor. Kendisinin ne olduğunu biliyor. Ben benim, o diyor. Ama çocuk daha 12 yaşında, 13 yaşında okumaya başlıyor felsefe. Çocuk kafaya gidiyor. Ben kim olduğunu bilmiyor. Karşı tarafın sürekli kitaplarını okuyor. Sonra hocam benim oğlum o namaz kılmamaya başladı. Sen duat namaz kılmaya başlamış. Dinden çıkmış mı? Sen bir dikkat et. İtikadı ne? Allah hakkında tasavvuru ne? Allah beni niye yarattı? Gençlerin sorusudur bu. Allah beni niye yarattı ya? Bak, öğrenmek için sormuyor, dikkat edin. Sorguluyor. İki türlü soru vardır. Bilmiyorum hocam, anlatır mısın Allah beni niye yarattı? Ben sana anlatayım, ayet-i kerime sabit. İbadet etmek için yarattı, çok güzel. Ama bir de inkar edici soru var. Beni niye yarattı ki ya? Adamın ifadesi, yine halktan birisinin. Yazılanı yaşamaya devam. Yazılanı yaşamaya devam. Bende bir şey yoktu yani, Allah beni yarattı. Cebre, adam takmış kafayı, kendisine öyle bulmuş. Kendisi öyle tecrübe etmiş. Dini Yunanistan'ın haberi yok. Bu binanın temeli sağlam olursa üst katı sağlam olur mu? Sağlam olur. Temel bozuk olursa üst kat sağlam olabilir mi? Sen üst kattaki betonu istediği kadar sağlam al. İstediği kadar takdir getirsin sana. İstediği kadar sana teşekkür getirsin. Alt kattaki ilimler, İslami ilimler zemine benzer, temele benzer. Zemin sağlam olursa yukarı çıktığın bilimler, filmler hepsi sağlam olur. Film dememin sebebi film oynattıkları için bilimde. O yüzden bilimle alakalı ciddi mülahazalar var. Bilimle alakalı ciddi mülahazalar var. Bunları yani bir sohbette bitirmek mümkün değil. Şimdi buraya girersek çıkamayız. O yüzden girmek tercih etmiyorum. Bilim nedir? Bilimi tanıyor muyuz? Bilimle İslam'ı karşı karşıya getirebilme imkanımız var mı? Devam ediyorum. Şimdi temel sağlam değil, İslam'ın yine sağlam değil ama çocuk felsefede bir numara, mühendislikte bir numara, mühendislikte takdir getirdi. Tamam da temel olan bilim sağlam değil. Bu adam binayı tanıyor ama binanın ne kalite olduğunu biliyor ama dininin ne kalite olduğunu bilmiyor. Dininin ne durumda olduğunu bilmiyor. Bu büyük sıkıntı değil mi ya? Büyük derdimiz olması gereken şey değil mi? Yine Allah Celle Celaluhu bize ibret olsun diye ifade etti. Yakup Aleyhisselam'ın Kur'an-ı Kerim'in ifadesi. Oğluna şunu demiyor. Yani bizim yaşımız geçtikçe büyükler bilirler. Ya oğluma ben bir şeyler bırakıyorum. Ben de sonra zorluk çekmesin. Ben zorluk çektim. Zorluk çekmesin. Burada da bir mülazı var. Bunu da geçiyorum. Konumla alakalı değil. Zorluk çekmesin diye işte ev yapayım, araba yapayım, şey bırakayım. Çok güzel değil mi? Bu hani baktığı zaman iyilik düşünüyor ya. Adam hakikaten iyi insan. Ama Yakup Aleyhisselam bize örnek olarak gönderen, Üslü Yasin olan gönderen peygamberler ne diyor? Ey oğullarım, benden sonra kime tapacaksınız? Benden sonra kime ibadet edeceksiniz? Allah'tan başkasını ilah edinecek misiniz? Allah'ı inkar edecek misiniz? Bugün tıkırımız yenildi olabilir.
Bugün biz bazı hocalara fetva sürüyor olabiliriz. Hocam şunu bilmiyorum, abdestimi bozar mı bozmaz mı? Ama emin olun siz de görüyorsunuzdur. Gelecek neslin fetva sorma şahsiyeti olmayacak. Gelecek nesil fetva sormayacak hocalara. Hocam biz niye yaratıldık? Hocam Allah niye böyle yaptı? Hocam niye İslam böyle? İslam'da şu şu niye böyle? Emin olun bunlar geliyor ha, ayak sesleri geliyor. Ayak sesleri geliyor bunların. Bunu hafif olmak doğru olmaz. Allah için. Peygamberlerin bize Üsvü-i Hasene olarak gönderilen peygamberleri savunduğu, edindiği alaka edinmemiz gerekir. Bugün biz iyiyiz ama yarın bizdekiler iyi olmaz. Gelen giden aratır derler. Biz bizden önceki Osmanlı analarımızı, Osmanlı babalarımızı arattık mı? Arattık ve aratmaya devam ediyoruz. Bundan sonrakiler aratacak mı? Eğer tedbirini alırsak aratmayacaklar inşallah. Allah'ın da bize vaadidir, aratmazlar. Ama bizim tedbir almamız, İslami ilimlere Allah için, sırf Allah için, mühendis olsun diye değil, şu olsun diye, bu olsun diye değil. Allah için, dinini koruması için dinini öğretmeliyiz. Yaşadığım bir hadiseyi anlatayım, buraya geçiyorum. Yaz talebelerinden birisi. Oyun oynuyorlar. Oyunda odalarına birisi geliyor. Adamın niyeti iyi değil, adamın niyeti kötü. Direktman oyundan mesaj, chat yerine yazıyor ki, siz Müslüman mısınız? Hocam sana ne, ben Müslüman mıyım? Müslüman mısınız? Müslümanız deyince çocuklar, genç 14 yaşından bahsediyorum, çok yüksek değil. Nasıl böyle görmediğiniz şeye nasıl inanıyorsunuz? Çocukların oynadığı oyunlar, cemaatim için dikkat edin. Çocukların oynadığı oyunlar. Dedi ki, hocam ben anneme anlattım bu olayı. Dedim. Annem dedi ki, hocana git sana savunmayı öğretsin İslam'ı, Allah'ın varlığı. Çocuğa ben sordum, dedim ki, Türkiye'nin sınırları belli olmasa, Türkiye'nin sınırları belli değil diye, diğer ülkeye ayrılan sınırlar belli değil. Veyahut da ben bilmiyorum, asker olarak ben bilmiyorum. Ben Türkiye'nin sınırlarını koruyabilir miyim? Nereden sonrasında Türkiye'nin ki oraya geçirmeyeceğim? Veyahut da ben geçmeyeceğim? Bilmiyorsam nasıl yapacağım bunu? Sınırları bilmeyen bir insan, Türkiye'nin neye şamil olduğunu, neye içerdiğini bilmeyen bir insan, Türkiye'yi nasıl koruyacak? Olması düşünülemez. Şimdi diyorsun ki sen bana, İslamiyet'i korumak istiyorum hocam, Allah'ın varlığını korumak istiyorum hocam. Tamam da İslamiyet'i ne kadar biliyorsun? İslamiyet'in çizdiği sınırları ne kadar biliyoruz, koruyacağız? Derim ki ona, gene bak mesela, İslam'da el kesme var mı? Hocam olur mu ya, İslam'da el kesme nasıl olacak hocam diyor. Çocuk mantık gidiyor. Dedim mübarek, sen İslam'ın ne olduğunu bilmeden İslam'ı koruyamazsın. Ben sana ne yapacağım önce? İslam'ı öğreteceğim. İslam'ın ne işlemi olduğunu öğreteceğim. He, ondan sonra gel. Ondan sonra diyeceksin ki bu İslam'a aykırıdır. Burada sen sınırı geçtin abi. Burası yanlış. Allah vardır, biridir. Bu herkes biliyor zaten. O yüzden itiraz etti zaten çocuk da. Çocuğun ifadesi bak. Hocam ben nasıl savundum diyor karşıya. Abi bu kelime kullandım, kapattım hocam diyor. Bu kadar. Kötü mü? Yani bir yönden iyi, en azından bakmamışlar falan. Ama çocuğun yapabildiği bu. Argo kelime kullandım hocam diyor. Hep birlikte kullandık. Çocuğu attık. Biz de çıktık hocam diyor. Böyle özel sistemler var. İslam çocuklarını ele almak için. Biz dert etmiyoruz ama birileri bizim çocuklarımızı hayal kuruyorlar. Birileri dinsizliği. Gavurun Avrupa'nın yapması gereken, yapması için kendisinizi savunduğu iki şey vardır. Dinsizlik bir, iki cinsiyetsizlik. Bu bir kişi üzerine çalışılıyor. İki şey üzerine çalışılıyor. Dinsizlik, iki cinsiyetsizlik. Bunun için elinden gelen ne veriliyor? Elinden gelen şey veriliyor. Daha çok tifak olasılar da girmiyor görüyorum. Parayı tek indirmeye çalışıyorlar falan filan. Birinci şey nedir? Kalpleri katılaşmış. Kalpleri mühürlenmiş, anlamıyorlar. Sebepleri ne? İşte bunun gibi şeyler. Ben Müslümanlardan örnek verdim, kafirlerden size örnek verin. Kötülük yapıyor adam, cinayet işliyor adam. Yani namaz, Müslümanlara gelin, namaz kılmıyor adam, oruç tutmuyor adam, sigara içiyor adam. Sigara gittikçe basitleşmeye başladı, sanki mubahmış gibi, şeker gibi görülüyor artık. İşlemediği zaman da insanlar azarlanıyor. Kusuruma bakmayın, bunu yani makam olduğu için söylüyorum. Yoksa bana böyle şeyler düşmez. Buranın makamı olduğu için ifade ediyorum. Yani artık gençlerden sigara içmiyor ha, şey, düşük.
şey yani. Sen hala orada mısın? Biz oraya geçeriz var oğlum. Sahaya topçu çocuğunun büyük ifadesi var. Adam diyor ki, sen hala orada mısın? Mübarek ben dinleyeyim diyor, sen neredesin? Sen geçtiysen dine geçtin. Yani nereye gidiyorsun abi? O helal bu helal. Sen hala orada mısın? Çocuk bir kız arkadaşı olmadığı zaman da sen daha milli değil misin? Sen milli olmadın. Bu yaşanıyor ya, çok uzak değil. Ha, bak şurada okul var. Şurada okul var. Yaşanıyor. Benim arkadaşlarım var, biliyor musun? Yani hikaye anlatmıyorum. Kurgu olarak söylemiyorum. Filmle oynatmıyoruz. Yaşanan olay bu. Acı gerçek. Acı gerçek. Bizim çocuklarımızı biz yetiştirmiyoruz. Çocuklarımızı biz yetiştirmiyoruz. Ve bu sebeple kalpleri katılaşıyor. Hocam sonra namaz kılmıyor. Mübarek. Adam namaz, bir zahmet kılmasın ya. Adam namaz kılmak için ne yaptı ki? Sürekli Facebook'tan, sosyal medyadan gördüğü haramlar. Haramların bir tanesine bir nokta oluşturuyor değil mi kalpte? Biz de katılıyoruz bunun içinde. Biz de varız. Bir haram gördük, bir tane nokta oluşuyor. 2, 3, 4, 5. Hocam sabah namazı kılıyorum ama diğer namazlar kaçıyor. Kaçar abi, niye? Seni tetiğe getirecek kalbindir. Kalbin sağlam olursa, kalbim sağlam olursa beni namaza götürürüm. Kalbim sıkıntıya girerse namazını zorlanırım sabahleyin kalkamam. Haramlar aklı zayi eder. İyisini kötüsünü ayıramaz insan. Böyle seviye seviye gidiyor. Namaz kılanlar kılmamaya başlıyor. Cemaate gidenler namazı evde kılmaya başlıyor. Hocam evde cemaat yapıyoruz şimdi ya. Çok güzel. Çok güzel. Devam edelim. Namaz kılanlar namaz kılmamaya başlıyor. 2 vakit, 3 vakit, 4 vakit. 3 vakit, 4 vakit kılanlar kılmaya, cumadan cumaya, bayramdan bayrama gittikçe uzaklaşıyor mübarek. Dikkat edelim. Bizde olan vasıfları korumak mecburiyetindeyiz. Kalbimizin katılaşmasına vesile olan şeyler biziz. Kalbimiz öyle. Emel Atar ben mühür vurdum, sen daha Müslümanlık yaşayamazsın demiyor ki. Her şeyimizde irade-i cüz'iyemiz var. Tercih etme hakkımız var. Tercih etme hakkımız var. Ezan okumayı, camiye gitme hakkın da var. Tercih edebilirsin. Eve gitme hakkın da var. Nereye kullanırsan oraya göre sevap alırsın. Alırım. Alırız. Birinci vasıfları bu. Sonra kalp katılaşınca hocam vaaz dinliyorum ama tesir etmiyor. Sosyal medyadan vaaz ediyor, vaaz dinliyorum ama hocam tesir etmiyor. Yani netice olarak yani normaldir yani tesir etmemiz. Çünkü kalp o kadar dolu ki hani malum dolu olan kalba su girer mi? Dolu olan su kabına su girmez. E ne yapacağız? Bir anda boşaltamıyoruz. Yani su akıtmaya devam edersen içerideki pis su çıkmaya başlar. Temiz su girdikçe yavaş yavaş deyim dayımı yapar. Yavaş yavaş deyim ama o su tamamen akması lazım. Sürekli bakması lazım. Haftada bir geliyoruz. Kovayı koyuyoruz. Biraz akıyor, tam biraz boşalıyor. Hafta sonuna kadar iki kat kovayı daha pisletiyoruz. Gördüklerimizle, duyduklarımızla, yaşadıklarımızla. Sonra sohbetten tesir olmuyor. Sohbetten tesir edecek kalptir. Kalp sağlam olsa nasıl tesir edecek? Adam cumada, hutbede, haftalık bir sohbet dinleyecek, onunla da telefonla oynuyor. Sonra da, hocam işte ben namaz kılamıyorum. Kılama abi. Kılamazsın sen. Kılamazsın. Mevla Teala korusun muhafaza etsin. Amin. Neslimiz de korusun muhafaza etsin. Geçiyorum. Bununla alakalı diğer başka kelimeleri paylaşayım sizinle. Devam ediyorum. İnne istiğfarla inne şerrat devabi indallahi es-sumu bi'l-ladina la ya'lemun. Allah katında en şiddetli en şerli diyorum. Şerrat devabi en şerli insanlar, en şerli mahluklar hakka karşı dilsiz, hakka karşı sağır, hakka karşı kör olanlardır. Bunun sebebi ne? Başlıyor yavaş yavaş. Kalpte günahlar bir fitil yakıyor. Bu fitilin sonu yok. Kafirliğe kadar gider. Sen dur dedikçe. İlk önce namazlar gidiyor. Sonra oruçlar gidiyor. Sonra zekatlar gidiyor. Gidiyor. Ortamlar bozuluyor. Sonra bir bakmışsın. Bunu da yaşadık. Bursa'da gezerken adam diyor ki hocam bir abi vardı diyor. İlk başta Ramazan'da sakız çiğnemekle başladı. Ramazan tatsız sakız çiğnemekle. Tatsız sakız oruca zarar vermez diye başladı. Tamam dedim. Şimdi değilse hocam dedim. Böyle başlar. Taviz gerektirir.
Taviz taviz getirir. Efendi Hazretleri Kutlusu'nun ifadesi. Taviz vere vere çakıldık yere. Öyle mi? Hakikaten. İkinci mevzuya geçelim. Son ifade, ben dedim ya bazı tesir etmiyor. Bu biz demiyoruz ha sadece. Bizden önceki ümmetler de böyle diyor. Diyor ki Allah Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle 15. yüzyılda İsra suresi, İsra'lı bile kafirler diyor ki قَالُوا سَوَاءٌ dediler ki bize eşittir. Aleyna bizim üzerimize اَوَعَلْتَ اَمْلَمْ تَكُمْ مِنَ الْوَعَلُمْ sen ister bize sohbet et, vaaz et, nasihat et, ister etme, ikisi de bize eşit. Bir şey ifade etmiyor. Netice ne? Başladı ilk önce. Günahlar. Günahlar devam edersek, öne alınmazsa ortamlar gidiyor. Nereye kadar? Kalp katılaşıyor. Kalp katılaşınca sohbet tesir etmemeye başlıyor. Sohbet tesir etmiyor sonra netice gittikçe gidiyor. Sonra adam diyor işte, İslam'ı büyük mü? Niye kol kesmek olsun ki? İtikatta bir ifade vardır. Ayet-i Kerime de ifade eder. Entüm âlem emillah. Siz mi daha iyi biliyorsunuz, Allah mı daha iyi biliyor? Yani ben mi kol kesmenin olup olmayacağını karar vereceğim? Faizin haram olduğunu ben mi karar vereceğim? Yoksa Allah mı? Kesinlikle Allah Celle Celaluhu. Haramlar özellikle tarihsel değildir. Değişmez. Hükümler, ahkam hükümleri de ana hatlarıyla değişmezler. Yüzüyle değişebilirler. Ferlerinde bazı uygulamalar değişebilirler. En ufakından para. Para. Önceden altın kullanıyoruz, şimdi Türk lirası kullanıyoruz. İslam Türk lirasına karşı mı? Değildir. Örfü itibarlıdır İslam. Ama örfün şartları vardır. Geçiyorum. İkinci özellik. Bunu daha çok göreceğiz. Çünkü bu tam Müslümanlığa şey değil. Çok yakında da gördüğünüz için söyleyeceğim. Ne bu? Estağfirullah. Bu da 17. yüzyılın başıydı. İqtiyar alayın nâse hesabuhum. Hesap hakkı, yani onların hesapları yaklaşıyor. Onun fi gafleti, onların gafleti içerisindeler. Mu'ridun, yüz çevirici olarak. Allah'ın dediğine yüz çevirici olarak gafleti içerisinde devam ediyorlar. Lâyeten kulûbuhum, kalpleri katılaşmış. Ve hesabı mecbeledin. Ve lâyeten kulûbuhum. Ve hesabı mecbeledin. Tuvalak muhalâ dâyla müşerbiz. Değil. Yani şey. Ve hesabı ne dâmet ellem mâ râbul adâb. O ayet-i kerimede bizi alakadar eden taraf burası. Kalpleri katılaşmış. Allah'ın dediğinden yüz çeviriyorlar. Hocam ya inşallah yaşlanınca diyorlar. Yaşlanınca namaza başlarım. Yaşlanınca beş vakit kılarım. Yaşlanınca sakalı bırakırım. Sanki garanti almış. Elinde şey var, garanti kağıdı var. Yaşayacağım daha iyi. Ondan sonra ve gaflet içerisinde, hesaba çekildiğinden gaflette. Bununla alakalı bir ayet-i kerime daha. Esra-ı Bülhavi, İlâ gâşiyon mevcun, kezzuleli, dâvullâhu muhlisan el-öddîn. Bela geldiği zaman, denizdeyken, dalgalara kapladığı zaman da gemiyi onlar hemen Allah'a, sırf Allah'a inanarak dua ederler. فَلَمَّا نَجَّاهُمْ اِلَى الْبَرِّ onları kurtardığımız zaman da, karaya çıkarttığımız zaman da idrâhu müşrikûn, orada ortak koşarlar. Allah'ın dediğini yapmazlar. Allah'ın dediğini ne yapmazlar? Yani kale almazlar. Olur inşallah hocam. Yapacağız inşallah. Genelde bu herkesin ifadesidir. İnşallah ikiye bölümde arkadaşlar artık. Bir hakikaten yapmak isterken yapmak istiyor ama Allah'ın yaratmasına bağlı olduğu için inşallah yapacağım hocam diyor. Adam kalbi niyeti halis şey yapmıyor yani. İnşallah yapacağım diyor ve yapıyor. Allah ona çünkü iyi yardım ediyor. Yani inşallah ne manası bunun? Yani hocam yarın çıkacağım belli değil ya. Yarın çıkacağım belli değil. Yani Mevla Teala'nın eğer yarın olursa yapacağım. Bir de ikinci bir inşallah var. Genelde kullanılan. Savurmak için. Karşı tarafını geçiştirmek için. İnşallah hocam inşallah. Yaparız inşallah hocam inşallah. Yani mefhumlar değişiyor artık. Günah mefhumları değişiyor. Günah kavramı, çizgileri değişiyor. İbadetler değişiyor. Hocam güler yüzde bir sadakaymış hocam. Tamam. Yani o da ibadetsin. Namaz da. Yani aslında ya namaz kılamıyorum ama en azından güler yüzüm var yani. Böyle gidiyor. Böyle gidiyor. En meşhur, bir yere daha değineyim, en meşhur. Benim bildiğim Allah böyle demez ya. Benim bildiğim Allah bunu emretmez ya. Benim bildiğim Allah bunu yasaklamaz ya. Faizin neresi haram olacak ya? Yardımlaşma hocam.
Niye haram olsun ki? Allah birbirinize yardım edin buyuruyor. Tamam. Senin bildiğin Allah bunu emretmez. Senin bildiğin Allah bunu yasaklamaz. Ama hakikatte bildiğin Allah senin bildiğin Allah. Kur'an'da anlatılan Allah senin bildiğin Allah mı? Benim bildiğim Allah mı? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ifade ettiği, insanlara tanıttığı, tarif ettiği Allah senin bildiğin Allah mı? Benim bildiğim Allah mı? Meşhur sorudur. Ben bir soru soruyorum. Misal diyelim cemaat olarak Hoca Efendi'ye. Hoca Efendi diyor ki bunun hükmü budur. Şimdi Hoca Efendi iki türlü cevap verebilir. Bir kendi görüşünü söyler. Yani Hoca Efendi demeyin. Karşı taraf herhangi bir insan olsun. Bir kendi görüşünü söyler. Bir de nakleder. Kitaplarda böyle geçer. Kur'an-ı Kerim'de böyle geçiyor. Şimdi bir insan şöyle diyorsa, bana göre böyle değil diyorsa ben o adamın dediğinden hakikati öğrenemedim. Niye öğrendim? Yani sana göre öğrendim. Sana göre böyleymiş. Peki hakikatte böyle mi? Bakmak lazım. Kur'an-ı Kerim böyle mi ifade ediyor? Hadis-i Nebevi de böyle mi ifade ediyor? Ama şunu dese, ya Kur'an-ı Kerim'de böyle geçiyor dese, bak Kur'an-ı Kerim'de ben böyle anlıyorum değil ha. Kur'an-ı Kerim'de ben bunu böyle anladım değil. Kur'an-ı Kerim'de böyle geçiyor. Bizzat tasrih var. Bunu dese o adam itiraz edilmez ha. Gerçeği öğrenmiş olur mu? O zaman gerçeği, dinle alakalı hakikati öğrenmiş olur mu? Dinle alakalı hakikati öğrenmiş olur mu? Bir misal vereceğim bununla alakalı. Günümüzde yaşamıyor. Kur'an-ı Yün dediğimiz diye materyalist kafaya bürünmüş, bilime kendisini beğendirmeye çalışan alimlerden mucizeleri tevil edenler var. Mucize. Yani adet üstü olaylar. İşte ayın yayılması, ağacın konuşması, Yunus Aleyhisselam'ın balık içerisinde ölmemesi, yaşaması. Adam diyor ki şimdi bilime karşı bilimle İslam'ı çatışmayacak ki kendisine göre. Çünkü bilim o kadar yüksek ki İslam'la çatışırsa İslam zarar görür. Bilimle İslam çatışmaması lazım. Bu çatışmayı kaldırması lazım. E ne yapalım? Ya aslında Kur'an-ı Kerim'de ifade edilen Yunus Aleyhisselam yutulma meselesi. Ya yutmadı. Sadece bir müddet ağzında tuttu balık. Bak bu ayet-i kerimeden anladığı, ayet-i kerimenin ifade ettiği değil. Ne yapıyor? Bilime şirin gözükmek için, Avrupa'ya, gavura şirin gözükmek için. Ya siz, zaten biz size zıt değiliz ki ya. Biz size zıt değiliz ki. Asıl olan orada yanlış anlaşılmış. Ne oldu? Balığın ağzında durdu biraz. Başka bir insan, son benim geçip uzuyor gittikçe. Ya ebabil kuşları var ya, hani taşları attılar böyle. İnsanın başından girdi, aşağıdan çıktı. Hepsi şey oldular. Böyle biçilmiş ekin gibi oldular. Aslında onlar da bir mikroptu. Çünkü niye? O taşların üstünde hepsinin ismi var. Hepsine kime isabet edeceği belli. Üstünden giriyor, alttan çıkıyor lavlu taş. Şimdi bunu bilime kabul ettiremezsin. Ve o kuşların hepsi de ne? Hepsi biliyor kime atacağını. Böyle. Bir de diğer bir mantık. O insanları yakıp bitiren ateş kuşun gagası şeyinde, pençesinde nasıl duruyor? Kuş niye yani? Ne yapıyor? Zorlama abi. Ne yapalım? Aslında bu da mikroptu ya. Onlar da mikrop yarattı. Öyle şey oldu. Yani bu uzun uzun gider böyle. Nereden geldi buraya? Şuradan geldi. İnsanlar bir şey söylediği zaman da, bana göre dediği zaman da, kahvede oturuyor adam, aynı oturduğu yerden. Başlıyor siyasetten konuşmaya. Bana göre şöyle olmasa, tamam çok güzel. Siyasetten konuşabilirsin, istediğin kadar konuş. Kimse ilgilendirmez. Siyasette görüşün olabilir. Geçiyor sonra, ekonomiye. Ekonomide de konuşuyor. Tamam, çok ilgilendirmez. Sonra herhangi bir mevzu, yani bir sürü şeye gidebilirsiniz buradan. Her mevzuya sıralayın. Dine geliyor, oturduğu yerde kalkmadan aynı kişi dinde de konuşuyor. Bana göre böyle olması lazım. Mesela Allah'a cihan olmuşsun. Senin bilmediğin bir şey kalmamış. Her şeyi ne yapıyorsun? Onunla benim fikrim böyle, tamam. Bununla benim fikrim böyle, tamam. Dine geldin yine bana göre böyle diyorsun. Tamam mı? Ben seninle sana göre evleniyorum. Dindekini öğrenmiyorum. O yüzden dikkat edelim. Dikkat edelim. Karşı tarafın ifadesini. Biz kendimize de dikkat edelim yani. Bana göre konuya, bana göre başlayan bir adam sıkıntı. Niye sana göre? Şöyle de, ya hocamızdan böyle görmüştük veyahut da şöyle bir şey duydum sohbette veyahut da Kur'an-ı Kerim'de şöyle bir ayet-i kerime gördüm demedi. Bana göre. Bana göre
bana göre ifadesi İslam fıkhının İslam'ında iştihat demektir. Bir nevi iştihat, iştihada kısacası yani. Bana göre böyle. Ben böyle diyorum. Bu ayet-i kerimden ben böyle anladım. Nereye gidiyoruz yani? Burayı yani hepimiz kullanıyoruz bunu. Yani hocası da hacısı da kullanıyor. Ona dikkat edelim. Konuya başlarken bana göre değil. Burayı işledik. Buraya nereden geldik? İnsanlar gaflet içerisindeler. Gafletteler. Büyük belalar geldiği zaman da hepsi öyle hataraya muhlis. Ama bela geçtiği zaman da ne yapıyor? Aynı hata, aynı ama. Koronadan önce, virüsten önce esnaf ziyaret ediyoruz. Hocam vallahi bak demiyorsun. Hocam emin olun. Yani çok istiyorum Kur'an-ı Kerim'i öğrenmek. Namaz kılmak çok istiyorum hocam ama mümkün değil vaktim yok. Diyenler var ya. Hocam korona mı çıktı? Hani o ben asla işimi bırakamam. Asla şunu terk edemem. Asla bunu yapamam hocam. Vaktim olmuyor diyenler. Eve tıkıldılar. 24 saat boş. 24 saat boş. Peki soralım. Namaza başlayan kaç kişi? O kadar 24 saat vaktin oldu abi. Namaza başlayan kaç kişi? Veyahut da Kur'an-ı Kerim öğrenmeye çalışan kaç kişi? İman dersi almaya çalışan kaç kişi? Bakınız. Yani ben çok üstü zannederek söylüyorum. %10. Üstü zannediyorum. Müslümanların üstü zannederek iyidir. %10. %10. Diğerleri. Ölüm korkutunca para ve ölüm. Hangisi daha önce? Virüsten önce paradan korkuyordu. Para gideceği için korkuyordu. Gitmiyordu. Daha üstüne geldi. Parayı da silecek atacak. Ölüm korkusu. O zaman parayı da attı. Çalışmayı bıraktı. Ben yeter ki yaşayayım. Tamam yaşa da nasıl yaşa? Nasıl yaşayalım? Nasıl yaşamamız gerekiyor? Buraya da geldik. Başlığımız nereden geldik? Zorluk anında Allah Celle Celaluhu'na dua ediliyor. Çok güzel. Ama sıkıntı geçince aynı. Bak hocam, cemaat-i Müslümin. Nasıl ifade ederseniz ifade edelim. Bu bizde yok mu ya? Allah için lütfen. Bırakın virüsü. Bir hasta olduğumuz zaman düşünelim. Hasta olduğumuz zaman bir adam kanser olsa adamın dünya bakışı değişiyor. Dünya nasıl oluyor? Kanserden kurtuluyor. Çoğunu söylüyorum yine düzenlerine ama. Hiç sanki kanser uğramamış adam olmuyor bari. Kanserden önce kanser oldu, sigara içiyordu, kanser oldu. Kanser olunca işte şu hastaneye gelmeden bıraktı işte falan bir müddet. Sonra ben bunu da kabul ederim ya. Sigarayı tekrardan başlıyor. Tamam da Allah Celle Celaluhu sana bak dedik ya büyük azap döndü sana bir küçük azap geldi ya. Bir küçük azap geldi. Bırak dendi sana. Bunu anlamalı insan. Bırakıyor. Bırakıyoruz. Tekrar dönüyoruz. Bunu çok kıyas edebiliriz. Çok yere vurabiliriz. İflas ettik. İflas ettik. Neden iflas ettik? Niye riyat etmedim? İflas edince dua et hocam. Şöyle ihtiyacım var hocam. Böyle ihtiyacım var hocam. Zengin olunca hocayı tanımaz. Dini tanımaz. Namaz işi olmaz. Genel olarak konuşuyorum. Ortak derdimiz. Kimseyi kütürmek için değil. Sadece hatamızı anlayıp hepimiz dönmeliyiz. Yani bizden de misal verecek olursak en basitinden yani çok misal verilebilir bunun altına. Herkesin alacağı bir şey var. Herkesin alacağı bir şey var. O yüzden sohbet dinlerken bu sohbet bana yapılıyor demeli. Bu sohbet ben başta yani sohbet eden öyle demeli. Bu sohbet buraya çıkana Allah konuşturur. Bak mesela benim bu kadar derin girmeye hiç niyetim yoktu. Aklımdan böyle şeyler hiç geçmedi. Ama böyle hatalar aklıma konuya girdikçe böyle hatalar suret ettiriyor. Bahsediyoruz. Yani hepimizin ibret almalıyız. Burada konuşan hoparlörün misali düşünmeli. Hoparlörden kim sesi geliyor? Sohbet edenin sesi geliyor değil mi? Hoparlörün kendisinin sesi değil. Hoparlörün kendisinin sesi değil. Ya bugün Allah Celle Celaluhu hocam benim eksikliğim var. Onu konuşturuyor hocaya. Ayna yapmalı. Hocayı kendisine ayna yapmalı. Bu bende var mı yok mu? Var mı yok mu? Düşünmeli. Yoksa gider gelir. O bir önceki ayet-i kerimeyle alakalı var yani. Bunu en son anlatayım. Bir ayet-i kerime var. Yani bizzat bize anlatıyor ya. Bizzat bize anlatıyor. Ama münafıklar olmaz mı? Münafıklar olmaz mı? Her pazar sesleniyorum. Her pazar sohbete gelen ömrü sohbetlerle geçmiş. Kendinden başlıyor önce. Doğduğundan beri. Kur'an-ı Kerim'le, ahad-i kerimeyle başlamış. Devam etmiş birisi olarak. Kendime konuşacak olursam sohbet bitince ne oluyor?
Onu açıklayacağım. Sohbet bilirken onu ifade edeceğim. Ayet-i Kerime'de ifade. Burası da anlaşıldı. Münafıklar da kafirler de olan bir basıp sıkıntı geldiği zaman da hemen camiye deprem oldu. Camiye niye? Güvendi. Dua namaz. Yine hocalarımız ifade ediyor. Korona cenazeleri, adı korona olan cenazeler çoğaldıkça bu sefer hocam diyor ya 20 sene önce ben tecvidi bırakmıştım. Hocam bu tecvidi bir daha bir al. Hocam Kur'an-ı Kerim öğrenmiştik ama bir tozlandı bir daha bir tozunu alalım. Niye? Hocam diyor ölümü bu kadar yakın hissetmemiştim hiç. Ölüm çoğaldı. He ölecekmiş. İktirab ve linnâsi hesabuhum. Hesabı da yaklaşıyor ama onun fiyat atletin ondan bir gaflet içerisinde. Öyle atar ama olacağız. Bu gafletin sebebi nedir? Aynı kafirliğin sebebi günahlar olduğu için gibi gafletin sebebi de bu. İşlediğimiz, gördüğümüz, Efendi Hazretleri Kutlusu'nun ifadesi, bir haram gördüm. İlk görüş haram mı? Değil. Başını çevirdim. Estağfurullah dedin. Sana bir şey yazılır mı? Yazılmaz. Ama kalpte onun lekesi kalır. Kalpte onun lekesi kalır. Namaza başlarsın, gördüğün haramı görürsün. Gözünün önünde. Kabe'ye getirecek ya, yerde gözümüzün önünde. Bu haram geldi gözümüzün önünde. İmam sure okur. Bizim kulağımıza dinlediğimiz gayri meşru şarkılar, türküler gelir. Kapının önünden, caminin önünden şarkı türkü sesi gelir arabayla. Sonra onu dinlediğimiz ortama gideriz namazdayken. Bu şarkıyla beraber biz şunu yapmıştık, bunu yapmıştık. İnsan ne yapar? Kendinden geçer. Niye? Çünkü yaptığı şeyler sebebi, o gaflete gider. Ona her şey bir şey hatırlatıyor. Her duyduğu şey, ya biz şöyle yapmıştık. Her şey yaptığı, gördüğü şey bir şey hatırlatıyor. O yüzden tarikat düsturu olarak evimiz yapması gerekenler artık nazar berkadem. Yere bakarak bir Müslümanın özellikle şu devirde haram görmemesi için değil, az haram görmesi için yere bakarak görmesi lazım. Hocam yerde de karşı cinsin ayaklarını görüyoruz. İşte az haram görebilmek için. Az haram görebilmek için. Elimizden geldiği kadar. Elimizden geldiği kadar. Bu fıkıh çocuklarımızın ifadesi. Ben içeride kafamdan atmıyorum. Bak belgesini öğrenmeyeceksiniz. Ben fıkıhtakini söylüyorum. Bir adamın işi olmadığı halde hiçbir işi yok. Meşru veyahut da dünyevi bir ihtiyacı yok. Adam keyfine haramların bildiği, haram olduğu, yani haramların olduğunu bildiği yere adam keyfine gezmeye gidiyor. Caiz mi, caiz değil mi? Cevap verelim. Caiz değil. Caiz değil. Bu mecelle kaizelisidir. Celbül menafi estağfurullah. Defol mefasit evlenmeyin celbül menafi. Bir mefsede varsa, bir günah varsa onu def etmek, bir hayır yapmaktan daha verir. Hocam ben faiz çekeyim. Cami yaptırayım. Abi sen faiz çekme, cami kalsın. Hocam ben sakalımı tıraş edeyim, düzgün çıksın. İslam'ı daha güzel göstereyim. Abi sen sakalını tıraş etme, İslam'ı böyle güzel gösteremez. Hep bunlar nedir? Bir misaldir. Sen gezmeye, keyfi gezmeye gitme, niye? Haram göreceksin. Yapma, yapma. Bu sosyal medya da geçerli. İşimiz yok sosyal medyada, hiçbir şey. Facebook. Ne işim var benim Facebook'ta? Hocam kim ne paylaşmış ona bakıyorum. Tamam da mübarek. Hangi vazife sana bu? Hangi kitapta, yeri nerede bu kitapta? Benim yapmam gereken şeyler kitapta yazılı değil mi? Nerede burada yeri var? Senin şunu milleti takip etmen lazım. Şöyle yapman lazım, böyle yapman lazım. Efendi Hazreti Kutlusu'nun kardeşi, general misin? Ordu komandanı mısın? Niye her saat başı teyit dinliyorsun? O zamanlar haber dinliyorsun. Haber dinliyorsun. İnsanlar tek bir yerden yönetiliyor. İnsanlar sosyal medyadan yönetiliyor. Korku aracı. Sana oradan koronayı da yutturur. Her şeyi yutturur sana. Her şeyi yutturur sana. Korkutarak, korkut ve yönelik tatliği vardır. Yavrum, Avrupa'nın en çok çalıştığı yer psikoloji, insanı tanımaktır. İnsan nasıl yönetilir? Topluluk psikolojisi. Bunlardır. Ne yaparlar? Korkut ve yönet taktiği. Korkutursun adamı, ekmeğine derdin, evine tıkarsın, kendi isteğiyle dışarı çıkmaz. Kendi isteğiyle dışarı çıkmaz. Üçüncü başladı, ne diye?
Yani bir hastalığı inkar ettiğim için söylemiyorum. Sadece olan olayı söylüyorum. Yani çoğumuz herhalde kendimizi biraz aptal yerine koymuş oluruz yani. İlk zamanlarda düşündüğüm zamanlar. İlk zamanlarda diyorlardı ki bir yere değmeyin, değerseniz oradadır, gelir size. Sonra nefes almayın diyecekler neredeyse. Hava yoluyla da geçiyor. Sonra camiler, namazlar, onlar, bunlar, şunlar gittikçe gidiyor. Gittikçe gidiyor. Ne yapıyoruz? Korkutuluyoruz ve yönetiliyoruz. Korkutuluyoruz ve yönetiliyoruz. Her gün sosyal medyadan tahrik. İşte şu kadar adam öldü. Şu kadar adam şöyle yaptı. Böyle yaptı. Değil mi? Yalan mı? Yaşamadık mı beraber? Yaşadık. Hala yaşıyoruz. Hala korona virüs tablosu mu yapıyor? Yapılıyor. Bu ifade bana ait değil. Ben bunu kendimle konuşmuyorum. Bunun bir sürü delilleri var. İsteyene gösterilebilir. Bu bir misal verdim. Diğerleri. Sosyal medyada bir haber çıktı. Kim kaynağına başlıyor ki? Bu böyleymiş ya. Şu şöyle yapmış, bu böyle yapmış. Tamam da sübutu nerede? Nereden sabit olduğunu anladın? Hocam sosyal medyada böyle gördüm. Hocam diyor şu hadis çok güzel bir hadis, çok etkiledi beni. Hangi hadis? Diyor hocam şu hadis. Bir bakıyorsun hadis mevzu. Bu var ya. Nerede gördün? Hocam sosyal medyada Altın Hazreti Muhammed yazıyor diyor. Tamam da nasıl oluyor bu iş? Haberler. Haberler. Bütün herkes aynı yerden haber alıyor. Aynı kaynaktan haber alıyor. Bu zamana kadar araştırma oldu mu? Acaba bu kaynak, haber kaynağı doğru mu yapıyor? Bu muhbir nasıl birisi? Yapabildi mi? Olmadı. Olamaz da. Abdülhamit Han'ı, 2. Abdülhamit Han'ı indirenler medyayla indirdiler. Bunu unutmayalım. Medyayla, gavur ifadesiyle, propagandayla, gavur padişah, Kızıl Sultan. O, bu, şu. Yani siyasetle işim yok. Ben bunu diğer hayatımıza tatbik edelim. Sürekli dini kavgalar. İşte her şeyi bir tartışma açmalar. Kur'an evrime zıt mı? O şuna zıt mı? Bu buna zıt mı? Şu var mı? Bu var mı? Hadisler inkar edilebilir mi? İnkar edilemez mi? Sürekli sosyal medyadan insanlara şunu artık verdiler. Artık hadisler tartışılabilir ya. Hadisler var mı yok mu tartışabiliriz. Bunu yaptılar, bu algıyı oluşturdular. Bunların hepsi gördüğümüz haramlar, gördüğümüz gavurlar, gördüğümüz gavurlaşmış insanlar, gavur vasfıyla tümleşmiş insanlar bizde gaflet oluşturur. Filmler gaflet oluşturur. Dini filmler diye bir film bölümü çıkarttılar. Artık sen onu izleyince dinde de bu varmış ifadesiyle. Halbuki dinde kadın erkek beraber olmanın nerede cevazı var? Filmde var hocam. Dini film var. Ama sana burada bir şey yutturuluyor. Alt bilinç altında. He, bu da olabilirmiş yani. Görüşülebilirmiş karşı cinsle. En azından biz olmasa emin olun çocuklarınız oluyor. Biz biliyoruz diyelim. Çocuklarınız oluyor. Diyecek ki hocam ben şu dini filmde bunu gördüm ya bu nasıl? Çünkü çocuğun başka bilgi kaynağı yok ki ya. Çocuğum bana başka bir bilgi kaynağı söyler misiniz? Dinle alakalı. Özel eleştirmeyen insanlar olur. Lütfen. Bir düşünelim. Çocuğun sosyal medyada gördüğü şeylerden başka ne var bilgi kaynağı? Yok. Sosyal medyada şiası var. İrancısı o var, bu var. Ömer muhafazası. İkincisi bu. Gaflet var. Ve bu sebeple ne yapıyor? Hesabından unutuyor. Bu bayağı unutacak gibi. Üçüncüsü namaz. Münafıkların bir şeyi namazda, bak namaz kılmamak değil. Namazı giderken ağırlığına ağırlığına giderler. Ayet-i kerime sahip. İsa öyle. İlâ kavmü ilâ salâti. Namaza kalktığınız zaman kavmü yükselen. Bak namaza kalktığınızlar değil ha. Namaza kalkarken gevşek gevşek kalkarlar. Namaz kılarken yurağa önlenlerse, oruç tutarken yurağa önlenlerse insanlara gösteriş yaparlar. Bak ne güzel kıldı be. Esinle. Daha devamı ve lâ yezkurunallâhi illâ kalîlâ. Münafıkların alametini Allah sayıyor ya, ben saymıyorum ya. Allah'ın az zikrederler. Hemen hadis-i şerifimizi okuyalım. Kâle Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem men ahabbe şey'en ekstere dikdavun. Her kim bir şeyi severse onun zikrini çok yapar. Sorgulayalım kendimizi. Karşılaştıralım. Hepimiz. Devam ediyorum. Bu üç basık. Namaza bak. Namaz kılmaz demiyor ya.
Buraya dikkat edin, lütfen cemaat üstü namaz kılmaz demeyeyim. Namaz da gevşeklik yapar diyor, gevşeklik. Namaza kalkar da gevşek kalkar. Bu bir münafıklık alameti. Münafıklık alameti. Biz neredeyiz olayı? Şu değil. Geçen gün birisiyle konuşuyoruz. Dedik ki, mesela şuraya geldi. İlim meclisleri cennet bahçelerine benzetilmişler. Sohbet meclisi de aynı. Peki niye böyle dedik? Allah-u Alem. Yani bir şey bir şeye benzetilirse ortak bir nokta vardır. Şundan dolayı benzetilmiştir. Dedik ki, cennette ayet-i kerime ifadesi nedir? La esmâvâne fiyyâ la avvel ve la te'zîmâ. Orada boş söz dinlemeyecekler. Boş söz işitmeyecekler cennette. Allah'a vale, ilim meclisinde de, ilim meclisinin cennet bahçesine benzetilmesinin bir yönü bu olabilir. Yani, bu meclis misal olarak, Allah'ın razı olmadığı lav, boş söz dinlenmiyor. Doğru mu? Dinlenmiyor. O yönden benzetebiliriz burayı cennete. Değil mi? Çocuğun, konuştuğumuz arkadaşın şeyi böyle, direkme şöyle. Hocam o zaman dedi, şimdi dersteyiz. O zaman dedi, burası cennet bahçesi değil. Sonuç bu olmamalı. Bu şu demek. Burada lav konuşmayalım demek. Burası cennet bahçesini benzettiyse aleyhissalatü vesselam Efendimiz, burada boş söz konuşmayalım demek. Boş söz dinlemeyelim demek. Direkmek ispatıyor. Ha burası demek o zaman ilim meclisi yani cennet bahçesi değilmiş. Mübarek tamam. Bunu zaten biliniyor da. Şunu niye kazanmaya çalışmıyoruz? Cennet bahçesi olsun burası. Burayı koruyalım. Aynı bu şekilde. Şimdi bizde eksiklerimiz var. Ha biz Müslüman değiliz. Değil abi. Müslüman değiliz. Değil. Ne olmalı? Ben bu vasıfları, münafıklık alameti, bende münafıklık alameti var. Ben münafık mıyım? Değil ya. Ben bu vasıfları atmalıyım. Gerçek Müslüman olmalıyım. Hakiki Müslüman. İmanım kemale ermeli. Bu anlatımlardan bu çıkmalı. Yoksa ya biz bir şey değilmişiz ya. Bırakıp gidelim. Değil. Vazgeçemeyeceğimiz bir Allah'ımız var. Vazgeçemeyeceğimiz bir Allah'ımız var. Buna göre kendimizi en güzel şoför nedir? Çok güzel arabayı süren değil. Nedir? Nerede frene basacağını, nerede gaza basacağını bilecek. Duracağı yerde gaza basıyor, bir daha frene basıyor, ani fren yapıyor. Bu bari zaten duracaktın kırmızı ışıkta. Niye son derece bastın, kırmızı ışığa gelince frene bastın? Duracağını biliyorsun zaten. Ne yapmalı? Ben nerede ne yaparsam bana fayda getirir. Nerede ne yapmazsam bana zarara getirir. Frene, gazı ona göre ayarlamalı. İbadetler biliyorsunuz gazdı, yapmaması gereken şeyler frendi. Debraja nefis. Nefsin dediklerini yapmadıkça debraja basıyoruz. İbadetleri yaptıkça gaza basıyoruz. Fites değiştiririz. İbire geldiği zaman. Geçiyorum. Üçüncüsü de geçtik. Namaz kılınıyor değil. Namaza gevşeklik yapıyor. Gösteriş yapıyor. Bir de Allah'a az zikrediyor. Bak zikretmiyor da demiyor ya. Zikretmiyor da demiyor. Allah'a az zikrediyor. Durumumuz ne? Ne yapmalı? İmam Rabbani Kutlusu'nun ifadesiyle insanı yapması gereken iki şey var. Bir, bahs, araştırma dedik ya, teftiş. Kendisini ne yapıyoruz? Sağlıkçılar derler. Baştan aşağı bir check-up yapıyor adam. Neyim var, neyim yok. Bir tahlillerimi yap hocam. Geçen gün bir şeye gittik, özel hastaneye. Tahlilleri çıkarttı hocam. Bunları, yani ben dedim ki bir check-up yaptırmak istesem ne olur? 11 milyar bana şey çıkarttı. Nedir oğlum? Şunu yapman lazım, bunu yapman lazım, bunu yapman lazım. Niye check-up yaptıracağım ki? Bende bir şey var mı? Kanser var mı? Yok mu? Tamam güzel. Sağlık önemli değil mi? Ruhumuzun sağlığı da önemli. İmanımız da önemli. Bir check-up yapalım. Nerede neyimiz var? Parasız abi. 11 milyar da istemiyorum. Devlet hastanesinde sıra var. Olur. Burada sıra da yok. Burada ne var? Sadece talep var, istek var. Talep isteğin varsa hemen check-up yapıyorlar. Hocaya geliyorsun. Hocam ne eksin var? Sor cevap al. Sor cevap al. Bir hoca senin sorunun cevabını karşılayamadı. Sorunun cevabının yok değil ya. O hoca karşılayamadı. Daha büyük bir hoca yönlendirsin seni. Ondan cevabını al. Günümüzde yapılan en büyük hatalardan bir tanesi bu. Ne? Hocam ben soruma cevap alamadım. Tamam soruna cevap alamamam. Sorunun cevap olmadığının alameti mi? Yok değil. Hoca cevap verememiştir. Sorunun cevabı var senin. Ateistler bunu çok yapıyorlar. Cevap versene. Benim cevap verememem o sorunun cevabı olmadığının alameti değildir. Ben bilmiyorum. Olabilir ama. Veyahut da şüpheleniyorum. Şüphelenince inkar etmem mi gerekiyor? Yoksa şüphemi gidermem mi gerekiyor? Tabii ki de şüphemi gidermem gerekiyor. İnkar edeyim mi şüpheden dolayı? Geçtik. Üçüncü olarak da günümüzde bu çok yapılıyor. Müslümanlar arasında münafıkların alameti esrarıyla
Vel münafikûne vel münafikâtu bâdûn min bâd. Münafıklar birbirlerindendir. Erkek kadın olsun münafıklar. Ye'murûne bil münker. Gelin dalga içmeye içelim, gidelim derler. Kötülüğü emreder. Kimse namaza gidelim diyen. Gel şuraya gidelim. Gel buraya gidelim. Gidelim. Gel şunu yapalım. Gel film izleyelim. Tamam. Bak ne yapıyor? Bak bir münafıklık alameti daha. Münafıklık alameti daha. Dikkat etmeli. Müslüman olmak öyle basit değil. Müslüman olmak sadece Müslüman olmak değil. Müslüman olup diyeceğiz. Müslümanlıktan olmayan şeyleri kendimizden atacağız. La ilahe illallah diyoruz değil mi? Bunun anlamı nedir? Bak ilk başta Allah'ın dışındaki bütün her şeyi nef ediyoruz. Sonra Allah'a ispat ediyoruz. Müslümanım diyeceğiz. Müslümanım dememiz için dışındaki bütün her şeyi atıp sonra Müslüman dememiz lazım. Hakiki Müslüman olmak için. Buraya Allah için hepimiz, başta ben olmak üzere hepimiz dikkat etmeli. Herkesin alacağı bir şey var. Namaza giden adam bedeniyle gidiyorsa kalbiyle gitmeli. Bunu anlamalı. Hayya aleyhissalâh'tan bunu anlamalı demiştik. Hayya aleyhissalâh deyince hocam ben zaten camideyim. Ben ne yani bana ifade etmiyor ki namaz bana bu ezan beni çağırmıyor. Hayır abi. Hayır güzel abicim seni de çağırıyor. Seni nasıl çağırıyor? Bedeninle geldiği gibi kalbinle de gel mübarek. Sana da bunu ifade ediyor. Bana da bunu ifade ediyor. Namaz kılana namaz ayetinin okunması cemaatle namaz kılığı ifade ediyor. Bir üst derece. Sürekli. Malumunuz bir tacir sürekli kâr etmese ne olur? İleri mi gider, geri mi gider? Geri gider. Sürekli gözümüz Müslümanlıkta ileri olmazsa bazı şeyler bizden gidiyor demektir. Olduğumuz yerde kalamayız. Bırakmazlar. Bu gavurlar biz de bu imanı almak için çalışıyorlar. Bu gavurlar biz de bu imanı almak için çalışıyorlar. Elinden geleni yapıyorlar. Evimizdeki çocuklarda gözleri var adamların. Adamlar Amerika'dan çocuklarımızı eğitiyorlar. Bakınız dinler tarihi okuyoruz. Bununla alakalı bir çalışma yapacağız Allah nasip ederse. Çizgi filmlerde dinler tarihi ne kadar varsa abartarak konuşmuyorum. Dinler tarihi, yavur, hak, batıl, aklına gelip Budizm, Şamanizm ne varsa çizgi filmlerde hepsini işlemişler. Çizgi filmlerde hepsini işlemişler. İbadet şekillerini işlemişler. İnançlarını işlemişler. Kendimden biliyorum ya uzakta değil ya. Kendimden biliyorum uzakta değil. Ben direkt ben o kitabı okurken dinlen tarih gözüme bütün hepsi geliyor. Gözümün önüne adamların yaptığı hareketler, ibadet şekilleri, kurbanlar hepsi geliyor. İnsanlar böyle yetiştiriyor. Dikkat edelim. Müslüman kalmak, da büyükler de ata binmek kolaydır ama atın üstünde durmak zordur. Müslüman olmak kolay ama Müslümanlığı da taşıyabilecek miyiz? Hadi şerim de sabit ya. Ahir zamanda ki ahir zamandayız. İnsanlar Müslüman olarak girecek evine şahit olarak çıkacak sabahleyin. Bu ne demek? Bizde bir sanki bir korku oluşturması gerekiyor. Özellikle bu zamanlarda. Kimin ne zaman önce belli değil. Her hafta birisinin ölüm haberi geliyor. Yaşlı genç fark etmiyor. Ölüm daha çok yaklaşmış. Adamın dediği gibi hocam ölümü bu kadar hiç yakın hissetmemiştim. Bir tedbirde başlıyor. Yani o yüzden bir resetlemek lazım. Hep birlikte toplu tövbeler yapmak lazım. Ötübü ilallahi cemiyan. Topluca Allah'a tövbe edin. Allah'ın ibadesi. Allah'ın cehennem ibadesi. Allah'ın cehennem ibadesi. Topluca tövbe edelim. Birbirimizi hata görmeyi bırakalım artık. Birbirimizi hata görmeyi bırakalım artık. Kendimizle uğraşalım. Kendimizle uğraşalım. Zaten gavurlar bizlerle uğraşıyor. Paramız pul olmuş. Yiyip bitirmeye çalışıyorlar. Allah için. Birbirimizle uğraşmak yerine herkes nefsine düşman edilsin. Ne yapsın? En büyük düşmanla savaşımızı verelim. Emin olun nefsi yenersek karşımızda Avrupa da duramaz. Karşımızda binlerimiz de duramaz. O suda bu suda duramaz. Çanakkale bunun en büyük örneğidir. Çanakkale bunun en büyük örneğidir. Biz böyle insanların torunlarıyız. Onlarla övünme hakkımız var mı? Şu halde yok. Şu halde yok. Ama kazanırsak vasıfları Allah için her şeyden vazgeçebilirsek hani adam dedi ya sen vazgeçilmez değilsin. Film izliyorsun. Film sen vazgeçilmez değilsin. Dizi izliyorsun. Sen vazgeçilmez değilsin. Başka bir işin var. Kötü bir iş oynuyorsun. Kumar oynuyorsun. Oynanıyor veya akrabamız. Vazgeçilmez değilsin. Deyip
vazgeçilmez olan Allah Celle Celaluhu'na dönmek mecburiyetindeyiz. Eğer düzgün sonumuz, akıbetimiz hayır olsun istiyorsak. Bu akıbet meselesi El-İbratü'l-i Havatim'in derler. Son, itibar sonadır. Sonda nasıl bitirdin? Finişi nasıl geçtin? Orası önemlidir. Adam yarışta birinci gidiyor ama finişe gelir en son geçiyor. Yolda tepe takla attı. Veyahut da yolda uyudu tavşan misal. Bunun gibi bunu yapmak mecburiyetindeyiz. Allah dostları bile ilk duaları şudur. Sonumuz için lütfen dua edin. Hemen Hazreti Kutsi Sunum yazdığı mektuplara baktığınız zaman da görürsünüz. Bu fakirin, İmam Rabbani Hazreti de böyle der. Hüsnü hatime, güzel son için dua bu. Garantimiz yok çünkü. Adam dedi ya, ben nice balıcılar biliyorum, şarapçılar biliyorum. Sarım cübbe giydiler, şu anda 5 vakit namaza gidiyorlar. Nice sarım cübbeliler gördüm, şimdi 3 çarşının teki hocam diyor. Dolapçı çıkmış adını diyor. Dolapçı çıkmış. Dolapçı falanca. Geçtim. Son olarak şunu diyorum. 5. özellik. Ahiret gününe inancı zayıflayan, hesabını unutan insanlar derler ki, kafirlerden bahsediyor yine. Ahirete inanmaya kafirler. Buna şüphe yok. İstihbarlar, innenlediğine la yarcun edip hâle. Bizde buluşmayı ummayanlar. Bak inkar edenler de demiyor. Ayetin bizzat ifadesi olduğu o değil. Bizde buluşmayı ummayanlar, içinde geçirmeyenler. Var olduğu bir hayat, dünya, dünya hayatına razı olmuş kişiler. Vatmanlu bir yer, razı olmak yetmez. Bir de onlar da tatmin olmuş. Onlar mutmain olmuş. Her şey o. Diyenler. İllerledine la yarcun lekâle, bu birinci ayet. İllerledine la yarcun lekâle, tibi Kur'an ve gayri hâdâ elbettir. Bize derler ki, peygambere, bu Kur'an'ı ya değiştir, ya da başka bir şey, ya da yeni bir şey getir. Ya yeni bir Kur'an getir, 21. yüzyılda kol kesmek olmaz, yeni bir hüküm getir. 21. yüzyılda faiz haram olmaz, başka bir hüküm getir, değiştir. Zaten komple Kur'an yerine başka bir kitap getir derler, 1400 sene önceden bahsediyoruz. 1400 sene sonra Müslümanlar tezahür ettiği gibi, gavurlar da tezahür etti de, onlar da torunlar. Diyorlar mı? Diyorlar. Peki bu vasıf Müslümanlarda yayılıyor mu? Cahil Müslümanlar ne yazık ki yayılıyor. Ne yazık ki yayılıyor. Allah Celle Celaluhu muhafaza etsin. Bugün yani sohbetimiz biraz terhip, yani sakındırmak üzere oldu. Mevla Teala yani dengeyi kurmalı. Dengeyi kurmalı. Bunlar bir gerçektir. Bunlar nasıl güneş varsa, bunlar hayatımızda var olan şeyler. Allah'ın razı olmadığı şeyler. İslam'da sevginin ölçüsü şudur. İslam'da insan ne yapılır? Müslüman olduğu için sevilir. Peki şunu diyeyim başta, daha kolay kafanızda kalsın. Hiçbir sevgi zatından dolayı değildir. Hiçbir sevgi, hiçbir nefret zatından dolayı değildir. Tek sevgi zatından dolayı olan Allah içindir. Başka bir sevgi olamaz. Allah zatından dolayı sevilir. Allah şunu yaptı diye, bak bizim öyle sevdiğimize bakmayın. Allah bizi yarattı ya, o yüzden seviyoruz. Değil. Allah aslında yaratmasa da sevilecektir. Sevilmeye layık olandır. Allah Celle Celaluhu zatından dolayı sevilir. Diğer bütün her şey vasfından dolayı sevilir. Ben babamı severim, bana iyilik yaptığı için. Annemi severim, benim için zorluğa katlandığı için. Babam da böyle. Kardeşimi severim, Müslüman olduğu için. Yoksa senin benim bedenimle bir işin yok ki. Sen benim bedenimi sevmiyorsun ki. Kaşıma gözüme aşık değilsin ki. Müslümansın. O yüzden severim. Bak dışarıdan geldi. Bir vasıftan dolayı. Kafir sevmem. Yine bedeninden dolayı değil. Adamın kaşıma gözüne benim garazım yok ki. Adam Müslüman olsa yarın en büyük dostum olur. Niye? Küfründen dolayı. Başka bir şeyden dolayı. Buraya dikkat etmeli. Buraya dikkat etmeli. Bizde iyi kötü iyi huylar varsa iyi huyları korumaya çalışmalı. Kötü huylar varsa kötü huyları def etmeye çalışmalı. Kötü huyları def etmeye çalışmalı. Meşhur bu evlenenlerle çok duyuyoruz. Hocam evlendim, hanımım beni işte çok cömert olduğu için seviyor. Ben de dedim ki hanımıma benim cömertliğimden dolayı seviyorsan boşanalım. Beni niye zatımdan dolayı sevmiyorsun? Yani sen niye zatımdan dolayı sevilsin ki? İçinde sürekli pislik taşıyan, kan devran ettiğinden dolayı hayatta kalabilen, üstüne değdiği zaman da elini yıkamadan namaz kılamadığın veyahut da duramadığın diyeyim, bir takım suları taşıyan bir insanım ben. Beni niye zatımdan dolayı sevsin ki?
beni ahlakımdan dolayı sevmiyor. Ben de şöyle bir şey yok. Beni ahlakımdan dolayı seviyor. Beni ahlakımdan dolayı seven sevmez. Ben ahlakım, bak yapmam. Hayır, o ahlakını korumak sen de zorundasın, ben de zorundayım. Sen de zorundasın, ben de zorundayım. Sevilmiyorum. Neden? Şu huyumdan dolayı. Nemmamcıyım. Dalt taşıyorum. Zatım sevilmiyor değil. Nemmamcı da mı sevilmiyor? Nemmamcı da mı atılmasın? Yani bir insana buğz ederken vasfına buğz ederiz, zatına değil. Bu adam kafirdir, kafirliğine buğz ederiz. Bu adam Müslümandır, Müslümanlığı sevilir. Adam kötü iş yapıyor, Müslüman ama zina ediyor. Ben zinasını sevmem ki. Bana ne zinasını? Ben Müslümanlığı seviyorum adamı. Müslümanlığı benim için kalitedir. Diğerleri benim için bir şey ifade eder mi? Etmem. Hani şu söz var ya, ne olursa olsun oğlum iyisiyle kötüsüyle benim oğlum. Yok, iyisiyle kötüsüyle senin oğlum değil. Oğlum ama. Yani bunun kastetinden başka bir mana olabilir de. Yani oğlumuz da olsa kötülüğü sevmemeliyiz. Onu demek istiyorum. Yoksa evlatlığını reddetmek manasından değil. Allah Teala anlatılanlarla istifade etmeyi cümle ve nasip eylesin. Amin. Büyükler şunu derler. Yani bir üzüntüye olarak söylüyorum bu, şey, bu beyti. Men vaada bi kelami yada kelam. Ve men vaada bi kelami nefede siham. Her kim men vaada bi kelami kelamıyla döktürdü de vaaz kürsüsünü yıktı içirdi. Her kim böyle vaaz ederse va kelamı. Kelamı zayıf gider. Örtüsü gün unutulur. Değil ertesi gün. Çıktıktan bir saat sonra unutulur. Ama o men vaada bi fiilihi nefezet siham. Her kim fiiliyle vaaz ediyorsa o adamın işte söyledikleri ok gibi yapışır. Adamda kalmaz. Yaşıyoruz bunu. Adam 30 sene önce diyor hocam, Efendi Hazretleri'nden bir şey duydum, hala kulağımda çınlıyor diyor. Hocamız anlatıyor, askere gittim, Efendi Hazretleri'yle telefonla konuştum. Bana bir hadis-i şerif söyledi, bunu anlat dedi diyor. Bir hafta boyunca gördüğüm herkese, komutan, montan, herkese anlatıyorum. Kantince geliyor diyor askere. Bir şey bırakmaya, şoförü tutuyorum, şoförü anlatıyorum aynen şey. Bak ne yapıyor? Yerleşiyor. Ama bizim gibi oluyor. Anlatıyor, anlatıyor, anlatıyor. Çıkınca, şimdi okuyacağım ayet-i kerime bu ayet-i kerime işte. Münafıklıklar hakkında bir tanesi şu. Estağfirullah, Muhammed Suresi'nde. Eminum men yestemiyor leyk. Onlardan, münafıklar da senin, Peygamber Efendimiz'in ha. Biz değil, ya hocalar değil, Allah dostu değil. Peygamber Efendimiz'in meclisinde olanlar var. Seni dinleyenler, münafıklar var. Ya Rabbi. Hatta idâ haracu. Ta ki çıkarlar. Mina indike senin yanından. Kâlu derler ki. Lillediğini ötürüme. Kendisine ilim vereninde. Mâzâ kâle enifâ. Hoca daha demin ne dedi? Peygamber daha demin ne dedi? Hani meşhur var ya. Hoca ne anlattı? Hocam çok güzel anlattı hoca ya. Hocam tamam mı kardeşim? Ne anlattı? Anlatamam. Çok güzel. Peki ne aldın? Çok güzel anlattın. Çok güzel dinledin. Bir vasıfta bizde var mı? Başta bende var. Var mı? Var. Peki ne yapalım? Bırakalım gidelim. Değil. Dedik ya mücadele asıldır. Mücadele asla bırakılmayacak. Neden böyleyim? Neden böyleyim? Sürekli bu sorular çoğalacak. 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 En son Valentin'e yüz yola gireceğiz. Bir sabitleyeceğiz inşallah. Zaten dünya bu mücadele için geldik ya. Bu mücadele olmayacak değil, bu mücadele olsun diye geldik. Öyle hatırlıyor. O yüzden nefsi işimize koydu ruhla beraber. Birbirine zıt olan iki şey, birisi Allah'ın rızasını istiyor, birisi Allah'ın haram kılmasını istiyor. Allah ikisini aynı bedene topladı. Diyor ki sana, hangisini hakim kılıyorsun? Beden sarayında iki şey hakimdir, iki şeyden bir tanesi hakimdir. Ya ruhun hakim, ya nefsimiz hakim. Bu sürekli an an değişiyor ha. Herhangi bir değişim. Mesela şu anda ruhunuz hakim. Niye? Buradasınız bak. Ruhunuz hakim. Dışarı çıktık, bir gaflet geldi. Fazla yemek yedik. Nefis hakimiyeti ele aldı. Bu sefer sabah namazına kaldırmıyor seni. Uykun almış. İnsan her söylediği sözde aynı şekilde ya ruhunun mikrofonudur ya nefsinin mikrofonudur. Sinirlendin, adama küfrettin, argo kullandın. Nefsinin mikrofonunu yani. Estağfurullah dedin. İmam-ı Azam Rahimullah'ın ifadesiyle seni dövebilirim, gücüm var. Ama seni Allah için affettim dedin. Ruhunun mikrofonunu yaptın. Ruhunun mikrofonunu yaptın. Her seferinde böyle.
Burada ayet-i kerimelerden bahsediliyor. Şu anda ne oluyor? Bir mikrofon yok ama ruhun. Ruhun istediği şeyler. Allah'ın razı olduğu şeyler. Ama bazı zamanlar geliyor, nefsin mikrofonu oluyor. Evde hanım bağırıyor, hanıma bağırmak, nefsin mikrofonunu yapmak. Cevap vermek. Cevap vermemek ruhun. Hadi. Zor. İmtihan. Her an imtihandayız. Yani mümin sadece başına geldiği zaman da bela değil. Ve bela başına geldiği zaman da imtihanda değil. Müminin her saniyesi her saniyesiz imtihandır. Bak şu anda bir örnek vereyim daha. Örnek demeyelim. Örnek bizim kelimemiz değil. Bir misal verelim. Şu anda işimiz var. Nefis diyor ki çık sohbetten. Ruh diyor ki çıkma. İmtihandayız. İmtihandayız. Bunu çoğaltabiliriz ya. Bu çok gider yani. Bu sabaha kadar gider. Bunun sonu gitmez. Öyle hala. Yani az konuşamadık. Hakkınızı helal edin. Vaktinizi. Çalmış bulunur. Çünkü her insan vakit çalar. Böyle bakmak lazım. Sen benim düşmanımsın. Ne itibarla? Çünkü sen de kendisine sahip olmayan bir nefse sahipsin. Sahip olamadığın bir nefse sahipsin. Ben de kendisine sahip olamadığım bir nefse sahibim. Benden sana zarar gelebilir, senden bana zarar gelebilir. Diyorlar ya, senden yardım istemem, gölge olma yeter. O hesap. Şimdi karşı taraf, Ehlullah'dan bahsedeyim, bunu bitireyim, anlatayım. Şey, bunu söyleyeyim, bitireyim. Birisine demişler ki Ehlullah'tan, alimlerden daha çok seviniyor. Demişler ki, efendim bize biraz muhabbet etseniz yani, hiç muhabbet etmiyorsunuz. Demiş, güneşi durdur abi, seninle muhabbet edin. Güneşi durdurabiliyor musun? Zamanı mı çalacaksın? Zamanı mı çalacaksın? Seninle muhabbet ettiğin zaman neden konuşacağım? Allah'ın razı olmadığı siyaset. Allah'ın razı olmadığı ekonomi. Bu arada şunu söyleyeyim. Bütün Türkiye'liler ekonomist oldu. Ciddi. Ekonomist oldu. Bütün herkes. Adam mübarek sanki trilyonlara varmış gibi her gün ekonomiyi takip ediyor. Herkes ekonomist. Her şey siyasetçi. Demokrat. Bence doğru değil diyor. Tamam mı? Burada söz söylemezseniz zarara götürmez. Ama ne yapıyorsun yani? Sana düşen bir vazife var mı? Asker. Bence şuraya askerin girmesi yanlış oldu. Ya tamam da. Tamam. Dediğin belki doğru olabilir. Tamam sen yanlış oldu deyince ne değişti? Ne değişti? Ha çıkarttılar askerleri. Ya. Sen kaybettin. O habere bakarken haram gördü. O habere bakarken vaktin gitti. Vaktin çalındı. Değil mi? Teknoloji bize iyi mi geldi, kötü mü geldi? Hocam hayatımızı kolaylaştırıyor. Peki kolaylık iyilik mi, kötülük mü? Hocam bilgiye ulaşabiliyorsun bir anda, buradan markaya ulaşabiliyorsun. Çok güzel. Kaç tane alim çıktı? Söylesene. Söyleyemezsin çünkü insanın nefsi meyillidir. Kötülüğe meyillidir. Telefon, sosyal medya bıçağa benzer. Bıçakla kendini de kesersin. Düşmanını da kesersin. Değil mi? Peki soru. Bıçağı bu zamana kadar çocuğun eline veren oldu mu? Veriyorsa bir adam, o adam çocuk demektir. Sıkıntılı. Çocuğun eline bıçak mı verir ya? Çocuk kimi kessen bilmiyor ki. Bilmiyor mu? Şimdi, açalım. İki türlü çocukluk vardır. Bir, yaşken çocuk. Bir de manevi çocuk. Allah'ın katındaki rızayı Allah'ın katında razı olmadan ayıramayan manen çocuktur. Haram helali ayıramayan, nefsine hakim olamayan manen çocuktur. Peki manen çocuğuna telefon verilir mi? Verilirse işte böyle olur. İşte böyle olur. Sonra telefonu savunalım. İyiliğini savunuyoruz değil. Ama kim için? İyilik mi? Haddi zatında iyilik olabilir. Bıçağın haddi zatında iyiliği var. Düşmanı kesebilirim de. Bu zamana kadar kaç tane düşman kesmişim ben bu bıçakla? Ben bu uçakla bu zamana kadar kaç tane düşman kesmişim? Bir orantı yapalım. Bir ne yapalım? Endeks diyelim. Hocam, işte sosyal medyadan sohbet dinleniyor. Çok güzel. Tamam da o adam o sohbeti dinledikten sonra kaç tane adam görüyor? O sohbete tesir kalır mı? Ya da sohbete giderken kaç tane adam görüyor? Veyahut da YouTube'da sohbet dinlerken müzik çalmıyor. Çalmıyor. Ne dedik? Mecelle kaidesi. Nedir o? Defol mefasit,
Evlâ min celbin menafiz. Bir mefsede varsa onu yapmamak iyiliği getirmekten daha iyidir. Asıl budur. He. Bir adam var zaten, hani belasını bulmuş diyorlar ya. Adam zaten çıktı yok, laf dinledi yok. Belki bir videoya denk gelirse, dönerse bildirir. Kaç kişi var ya? Allah için lütfen, yani vicdanen soruyorum. Kaç kişi var? Bir orantı yapalım. Kötülüğe düşenler mi daha çok? İyiliğe yapışanlar mı daha çok? Manen çocuk olanın eline bıçak mesafesinde olan telefonu verirsek sınırsız olur. Bunun neticesi bu. Sonra insanlar sadece iki ağzını, iki dudak arasını ve iki bacak arasını düşünür. Aynı gavur gibi. Aynı gavur gibi. Bayramcı ifadesi, ben demiyorum. Kafirler iki şey düşünür. İki dudak arasını, iki bacak arasını. Hakkınızı helal edin. Makamdan dolayı konuşuyorum. Bana düştüğümden dolayı. Olay ciddi. Olay ciddi. İyi, rahatlık, iyilik mi? Nereye gidiyoruz? Oyundan misaller miyiz? O yüzden Mevla Teala cümlemizi korusun, muhafaza etsin. Amin. Bir çok bilinen bir hadis-i şerif. Üç tane münafıkın alameti vardır. Nedir bunlar? Bir, konuşmuş zaman yalan söyler. Yalan çok büyük bir hastalık oldu. Yalanın ucu geçti. Artık kesinlikle gitti yani. Yalan ucu yok. Çocuğun babaya, babanın çocuğu. Patronun şeye, seni inşallah yatıracağım. Ay başında yatıracağım. Abi yatıramayacaksan yatıracağım deme. Niye yalan konuşma durumunu yaşıyorsun? Niye maaş oluyorsun? Arkadaşım biraz zorluğum var de. Patronun, patrona karşı işçinin. Öne açıldı yani bununla. Öne açıldı. Geçiyorum ikincisi. Vaat ettiği zaman kulp eder. Vaat ettiği zaman da kulp eder. Daha demin maaş müstesnasını vaadete sokabilirsiniz. Vaat ediyor senin ay başına vereceğim. Ay başı oluyor. Ay sonunda geçiyoruz. Hala yok. Geçtik. Üçüncüsü. Veylet tümüne hane. Emanet verildiği zaman hıyanet gelir. Emanet sadece şu telefon değil ya. Emanet sadece şu telefon değil. Para değil. İslam da bir emanettir. İslam da bize geçmişten gelen bir emanettir. Namazımız bize gelen bir emanettir. Sarığımız bize gelen bir emanettir. İslam'ın her zerresi bize verilen bir emanettir. Bunlara hıyanetlik toplum olarak etmemeliyiz. Edersek hesabını soralım. Sarık için, ezan için, Mavi Cumhuriyetlerinde ezan uğrunda, ezan bitene kadar tek tek öldürüyorlar. Duymuşsunuzdur illa. Allahu Ekber, Allahu Ekber düğmesini vuruyorlar. Susun diyorlar, susmuyor. Diğeri devam ediyor, diğerini de vuruyorlar. Diğeri devam ediyor diye böylece ezanı bitiriyorlar. Kimler? Oradaki insanlar. La ilahe illallah diyor, onu da vuruyorlar. Sonra ben ezan okurken, hoca niye uzun tuttu ya, filmi böldük. Bu kadar uzun mu tutulur? Bir kıyaslayalım ya. Bize ezan boş mu geldi, kolay mı geldi, zor mu geldi, nasıl oldu? Bize bir emanet. Bizden sonra çocuklarımızı getireceğimiz bir emanet. Allah için. Sarık öyle, sarık için sarıklı mücahitler diye kitapta yazılmış. Sarık için baş verenler, şapka takmadığı için baş verenler. Kelle veren bu insanlar az mı? Bu emanetler bize kolay mı geldi? O yüzden emanete hıyanet değil. Biz de diyor ki hocam bu tam münafık adam. Niye? Parayı veriyoruz hocam şey. Tamam da ben ne kadar münafık alameti ben diyorum. Sadece para mı emanet? Para mı? Kul hakkı. İslam'da Allah hakkı. Ne yapacağız? Mevla Teala korusun muhabbetiz. Üçüncü yaz şerifte. Bu şey yolda görsün. Bir insan bir şeyi seviyorsa o sevdiğine karşı kör sağlıdır. Yaptığını görmez. Kötülük yapar görmez. Kötü şey söyler. Ona küfreder adam. Ama ne yapmaz? Şey yapmaz. Kovar. Geri gelir. Kovuyor geri gelir. Mecnun'un kıssası var ya. Neymiş? Adam her yerde Leyla'yı görüyor Mecnun. Her yerde. Her yerde Leyla'yı görüyor. Niye? Adam sağ kör sağ olmuş. Diyor ki şu kadar güzel bir kadın var gördün mü? Diyor sen Leyla'yı görmedin. Bir köpek geçiyor. Diyor ki Leyla'nın sokağının köpeği. Leyla'nın oturduğu sokağın köpeği.
ne oldu? Anam yok oldu. Sevdiğim de yok oldu. Leyla'dan da Mevla'ya geçmedi lazım. Subhan Rabbil Aliyyil Azim. Elhamdülillahi lezî hâdâ nihâdâ. Elhamdülillahi rabbil âlemin. Ve salatu vesselâmü alâ resûlinâ Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ecmaîn. Allahümme allimnâ mâ yenfa'unâ ve enfa'unâ bimâ 'allamtenâ ve zidnâ ilmen ve amelen ve ihlâsen fi'd-dîn. Allahümme innel hakka hakkan ve rızkına ittiba'a. Allahümme erinel bâtile bâtile ve rızkına içtinâbe. Ve edhilnâ bi rahmetike fî ibâdike's-sâlihîn. Ya Erhamer Rahimîn, Ya Erhamer Rahimîn. Ya Rabbi, namazlarımızı, oruçlarımızı, ibadetlerimizi, sohbetlerimizi kabul eyle Ya Rabbi. Elimizde tutma olsun, bizi bize bırakma Ya Rabbi. Biz biliyoruz, sen olarak yapamıyoruz Ya Rabbi. Şartlarına uygun yapamıyoruz Ya Rabbi. Ama elimizden gelen budur Ya Rabbi. Ya Rabbi sen ne olur kabul eyle Ya Rabbi. Ne olur sen kabul eyle Ya Rabbi. Tesirini halk eyle Ya Rabbi. Ya Rabbi riyadan, kibirden sen koru muhafaza eyle Ya Rabbi. Ya Rabbi bizleri duyurtmayı kolay eyledin. Ya Rabbi amel etmeyi de kolay eyle Ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi nesil derdini bize ikram eyle Ya Rabbi. Amin. İman, İslam derdini bize ikram eyle Ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi senin razı olmadığı şeylerle uğraştığımızdan dolayı paramız pul oluyor. Bütün her şeyimiz yok oluyor. Ya Rabbi toplu bir şekilde sana tövbe edeyim, sana yönelmeyi bize ikram eyle Ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi modalara, onlara, bunlara değil de senin Kur'an'ına uymayan, senin üsve-i hasene dediğin Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e uymayan bizlere ikram eyle Ya Rabbi. Amin. Elimizde tutma olsun bizi bırakma Ya Rabbi. Yani bizden zor durumda olan kardeşlerimizden borçlu olanlar var Ya Rabbi. Helal yoldan, harama karışmadan, helal yoldan borçlarını ödemekleri ihsan eyle Ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi dertli olan kardeşlerimizden dertlerine azine kamilen devalar ihsan eyle Ya Rabbi. Hasta olan kardeşlerimizden, hastane küşlerinde inim inim inleyen kardeşlerimiz var. Kanser olan koca kardeşlerimiz var. Ya Rabbi sen azine kamilen şifalar ihsan eyle Ya Rabbi. Ya Rabbi hastalıklar bizi seni hatırlatıyor. Bize sana hatırlatıyor Ya Rabbi. Bizi ömür boyu seni unutmadan yaşamak bize ikram eyle Ya Rabbi. Ya Rabbi senin verdiğin sıhhati, afiyeti, senin yolunda kullanmaya bizlere ikram eyle Ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayır adına ne verirse senden de onu istiyorsan ikram eyle Ya Rabbi. Amin. Şer adına ne verirse sınmışsa sana sınıyorsan kolu muhabbala eyle Ya Rabbi. Amin. Allahümme inna eseke imanı neyse dahi kufra. Amin. Ya Rabbi buraya gelen kardeşlerimizi, abilerimizi, Ya Rabbi attıkları her adıma Hacı Ekber selam ikram eyle Ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi buradan ayrılırken hepimizi mağfir üzülmesine, günahlarını affederek, sayfayı silerek çıkmaya bize de ikram eyle Ya Rabbi. Amin. Allahümme inna neselüke temamen ni'ame ve devamel afiye. Husul Hatime ilâ şerefin nebiyyi ve âlihi ve ashabi ve şerefin kâffe ve ilâ ruhun khâssa ve ilâ ruhun şeyhina ve kıblet gulubuna ve muallimna ma'lem na'lem ve hâli ve ahdûl-sûr ve hamdülillâhi rabbil âlemin. Fâtiha.